Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları dileyelim. Mahmut Alparslan ve Mehmet Özcan'la birlikte 3 saat sizlerle birlikte olacağız son sayfada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melike. Hoş bulduk. İyi geceler diyeyim ben şimdi. İyi misiniz? Bomba gibi şükür Melike. Ben özlemişim son sayfaya hafta sonu çıkmayı. Bugün çünkü de şükür. Şöyle hocam, sezon içinde de maçlara denk geliyordu. Evet, pek olmuyor son sayfada. Cumartesi sayfası günleri olmazdı. Tabii cumartesi bankomaç oluyordu. Şimdi alışın bunlara. Tabii doğru, son hafta. Artık başlıyor hafta. Aynen zaten. Bir de şöyle, hafta sonunun haricinde maç saatleri nedeniyle bazı gecelerde de hafta içi son sayfa olmayabilir. Yani, doğru, maçlar çok geç. Maçlar hava şartları nedeniyle pek sevilmiyor, geç saatte olması tercih edilmiyor ama geç saatte oynanacak bir süre. Buna da alışmamız lazım. Bir şey de kalmadı. Hatta dün şunu konuştuk, artık aslında lig resmen başladı. Avrupa maçlarıyla. Doğru yani, yani. Sezon, lig demeyeyim, sezon başladı. Sezon bitmedi ki, devam ediyor. İşte sezon bitti, Avrupa şartları var. Evet. Yok Kupa Amerika var. Yok şimdi olimpiyatlar var. Ne güzel. Ne güzel, hep futbolun içindeyiz. Olimpiyatları seyrediyorsun. U19 vardı. Evet. Onları seyrediyoruz. Evet, evet. Bizimkilere de yazık oldu uzatmalarda, penaltılarla. Hiç olmazsa oradan geçeceklerdi, Şili'ye evet gideceklerdi ama işte kısmetsizlik. Olsun. Norveç gidiyor. Norveç bizden çok çok iyi bir kadroya sahip değil. Hani oyuncu olarak, kreatif oyuncu olarak, ama penaltılar işte, son penaltıyı da kaçırınca. Bir yandan olimpiyat heyecanı da söylediğin gibi başladı Mahmut Alparslan. Yani spora doyduğumuz bir yaz geçiriyoruz aslında. Bir organizasyon bitiyor, diğeri başlıyor. Haftada şey var, final var. Evet, Süper Kupa var. Daha ne istiyoruz ki? Hemen Avrupa maçlarının rövanşları var. Transfer var. Transfer zaten Eylül'e kadar var. Yani biz hep çalışıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz? Siz de tabii ki X hesaplarınızdan son sayfa etiketine sorularınızı, görüşlerinizi yazıyorsunuz. Hem transfer konuşacağız, maç özeti var. Maç özetlerini paylaşacağız sizlerle, hazırlık maçlarının. Aynı zamanda transfer haberlerimiz var. Yoğun bir 3 saat, uzun bir gece hem sizleri hem bizleri bekliyor. İlk Fenerbahçe ile başlayacağım. Galatasaray'ın özeti gelince de direkt paylaşacağız sizlerle, izleyeceğiz özeti de. İlk olarak bir şöyle transfer iddiası var Wesley ile ilgili. Bir de Fenerbahçe'ye rakip çıktığına dair. Bir onu getirelim ekrana. Son durum neymiş? Sonra üzerine konuşarak Fenerbahçe ile başlangıcı yapalım. Evet ya, şimdi bu teklifleri görünce de, yani bir tek Fenerbahçe için de söylemiyorum bunu. Gerçekten kulüplerin işi çok zor. Mahmut Alparslan, seninle başlayayım. Yani ama Mehmet Özcan'ın da bir lafı var aslında, onunla başlayayım. Bir transfer varsa gündeminizde ve rakibiniz yoksa bir kafanız karışacak. Başka niye isteyen yok bu oyuncuyu diye. Hep sen söylersin ya. Doğru ama buna bakarım diye. Wesley bu profile uymuyor Melike. 19 yaşında Brezilyalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Gayet hatırı evet sayılır yaşına göre süre almış, istatistik yapmış. Benim bahsettiğim Robin van Persie gibi Falcao isimler. Bunlar tesadüfil yani, 34-35 yaşlarında böyle dünya yıldızlarını sizden başka isteyen yoksa o zaman vücutlar vücut error veriyor yani. O aslında onu anlamak gerek ki hem van Persie hem de Falcao sakatlıklardan muzdarip oldular ülkemizde bakarsak. Wesley çok genç bir isim ama aklıma ister istemez Oğuz Aydın'la Maksim'in geliyor. Çok oyuncu. Yani Fenerbahçe evet iki tane transfer yaptı. Bir üçüncüyü yapar mı? Sonuç itibariyle eldeki zaten mevcut durumda ilk resmi maçın izini Fenerbahçe'nin Tadiç sağ önde oynadı. Evet. Ki gayet de iyi oynadı orada. Hani geçen sezon solda oynadı. Ki normalde sol önde yapıyor. Ryan Kent geçici. Yani ben Ryan Kent'in çok hatta ayrılma ihtimalini de görüyorum. Çünkü hem performansı verdim, üstüne Maksim'in gelecek o bölgeye. İrfan Can alternatifi zaten hali hazırda var. Evet. Forvet hattı zaten artık kapandı. En-Nesyri, Dzeko, Cenk Tosun üçlüsüyle. Benim matematiğim yani sonuç itibariyle Wesley maliyetli bir oyuncu. O maliyet hakkını bence Fenerbahçe İsmail Yüksek, Fred ikilisine bir alternatiften yana kullanır gibi geliyor. Yani 6-8 oynayabilen iki yönlü merkez oyuncusu. Wesley değerli oyuncu bakarsak yani işte en son Real Madrid bugün açıkladı. Endrick transferinde Brezilya'dan böyle. Brezilya'dan genç oyunculara yatırım yapılır. O yatırımlar uzun vadeli sizi zararlı çıkartmaz. Hatta Fenerbahçe'nin en son yaptığı böyle yatırım çoğumuzun bilmediği, hatta Rize Spor'da oynamış öyle gelmişti, Lincoln Henrique. Kötü oyuncu değildi Lincoln Henrique bakarsak. Fenerbahçe'de rotasyonda bence faydalanabilirdi. Devre arası bence göndermemesi gerekti Fenerbahçe'nin.
Tabii Wesley çok daha ondan iddialı bir profil, daha genç bir isim bakarsak. Hocam zaten daha hakimdir. Ben de şimdi onu diyecektim. Coğrafyaya. Mahmut Alparslan'ın çok hakim olduğu bir coğrafya, genç de bir oyuncu. Neler söyleyecek? Ben izninle şu soruyla Melike hemen hocaya pas atayım. Arjantin, Brezilya hocam, iki ülke. Ben bizim ülkemiz iklimine diyeyim, futbol anlamında Brezilyalıların daha çok uyduğunu düşünüyorum. Öyle de işte Paraguay'da da var mesela. Oralarda da iyi oyuncular var. Yani yakalamak önemli. Bir de sizin getir şimdi Fenerbahçe doğru bir iş yapıyor esasında alırsa. Bunlar bu sezonu da düşünmüyorlar artık. Öbür sezonu da düşünüyorlar. Yani bu tarzdaki oyuncuları eğer 20 milyon örnek o fiyattaysa çıkarabiliyorsanız paraları da var alırsınız. Yeni sezonda ne yapacaksınız? Bu sezonu atlattınız. Şimdi Fenerbahçe bile ciddi bir harcama yaptı ve yapıyor da onu da söyleyeyim. Yapıyor işte ben bu tarzdaki bir oyuncuyu alabiliyorsunuz ki çünkü elinizde öyle bir hoca var ki öyle bir hoca geldi ki bütün dünya piyasasına hakim. Etrafı zaten şey öyle sportif direktörler öyle Portekiz dediğin zaman bir yerde duracaksın. Frene basacaksın. Dünyanın bütün kıtaların her yerinde kolları var. Yerleri çok iyidir. Bunlar Sırplar o şekilde, Hırvatlar o şekilde, biz hariç. Evet. Biz hariç. Konuştuk ya daha her önce. Her yerde varlar. Onun için böyle bir oyuncu bulduğunuz zaman uygun da geliyorsa alabilirsin. Çünkü elinizden oyuncular her zaman gidebilir. Gittiğiniz zaman baklarla kalmamak gerekiyor. Bir kere teknik kapasite falan anlatmaya gerek yok. Çok, çok farklı bir oyuncu. Fenerbahçe'nin o oyuncuyu takip etmesi getirmesi Avrupa'da farklı bir takımlar dersin ama Fenerbahçe'nin bu teklif etmesi ve ya daha doğrusu transferinle ilgilenmesi hakikaten güzel bir şey. Yani işte böyle oyunculara yatırım yapacaksınız. 35'liklere yapacağınızı. Sonrasında da kazanacağın aynen, oyuncular çünkü. Aynen. 35'likler biraz evvel Mehmet ne dedi? İşte arayan yoksa arkasında var başka birisi yoksa transfer teklifi ben onda şüpheli. Zaten öyle bize gelenleri nasıl alacaksın ki? 35'lik adama başka kimse transfer teklif etmez. Bizim haricimizde bir de Araplar çıktı şimdi. Şimdi evet yani aslında onlar o var. Profil onlar bile çok para harcıyor. Yani evet. Bizde aslında o kadar harcayacak bir para yok, ekonomi yok kulüplerde. Ama onlara mı? Onların da devlet her kulübe birer milyar mı da bir para evet, vermiş. Bize evet. Versen o birer milyara. Bir ara sınır koyması Çin yapıyordu bunu işte. Herkes oraya gidiyordu. Çin'de de öyle oldu bir şeyler. Ama onlar sonra ne kadar gider bilemeyiz bu süre. Onlar sonra sınır getirdi. Dembaba, Burak Yılmaz o furyaya bizim ligden evet. Yani ne kadar gider? Beni en çok şaşırtan Oscar'ın gitmesiydi. Araplarda da bu ne kadar sürer? Doğru. Ne kadar eder bilemeyiz ama oyuncu olarak hakikaten Fenerbahçe iyi bir oyuncu tespit etmiş. Yani Ferdi'yi düşünün mesela. Ferdi'nin geldiği zaman 6 sene oldu Ferdi'nin geleceği. 7. sezonu 7 sene oluyor. Evet. Ancak 2. senede fırladı Ferdi. 2018 hocam geliş. İşte Koku ile birlikte. Koku olmasa Koku belki gelmeyecekti. Vay be, ama kadar, orada da bir hakkını teslim edelim. Pereira. Yani evet. Pereira zaten Ferdi çok yapan. Çok oyuncularda damgası var. Var yani onun. Evet. Pereira ikisini de Samuel'i de Ferdi'yi de beke çekince orada da bir gelişme sağlar ama daha hala gelişmeleri mecbur. Çünkü defansif yönde çok eksikleri var. Bizim ligimizde gidiyor da internasyonel seviyelerde yaşadık onları ama o prensipte yetişmemişsiniz. O şekilde bek olarak yetişmemişsiniz. Zamanla onu da herhalde uygun görmeli lazım. Çünkü biz ligimizde oynadığımız zaman her şeyi toz pembe görüyoruz ama Avrupa'ya çıktığınız zaman defolar hep meydana çıkıyor. Milli takımda da yaşadık onları. Bir tek eksikliği var onu da bir yerde ya kademelerle kapatacaksınız veyahut da öğrenecek nerede basacak nerede basmak. İnternasyonelden basın. Bizde doğru hocam. Bizde farklı. Yani Ferdi'nin gelişimi Mourinho etkisiyle başka oyuncular bakalım o gelişimi gösterecek mi? Ferdi 2018-2021 3 sene. Biraz kayıp geçti onun açısından Melike. Ben bazen bir pozisyondan böyle hani heyecanlanırsın. Altay'a attığı golü hatırlıyorum. Taç çizgi kenarında topu kapıp içeri kalitli bir şutuyla yani oyun formasyonunu değiştirdi Ferdi. Daha işi mücadele katmaya başladı ama son resmi maç onu da hatırlatalım. Solene koydu. İçeri driplingde golünü attı Ferdi. Ya belki de Osvaldo Ferdi de yapabilir. Mourinho uzun vadede beklemek gerek, görmek gerek. Maxi de sahaya atabilir. Ferdi onu yani Fenerbahçe'nin de Melike o kadar çok farklı oyuncular var ki her pozisyonda oynayabilecek, her dizilişi oynayabilecek bir kadroya sahipler. İki tane takımımız zaten bu şekilde farklı özelliklere sahip oyuncular var. Tabii konumuz şu anda Fenerbahçe olduğu için bir kere üç tane santrofor var. Üçü de birbirinden farklı santrofor, üçü de internasyonel bir santrofor.
Hepsi de golcü. Dün yayındaydım ben yani. Fenerbahçe sadece santraforları bu sezon 50'nin üzerinde gol atar. Sadece santraforları. Ya hepsi golcü. Hepsi ceza sahasına hakim ve ceza sahası dışına da hakimler. Oynayan ve oynatan santraforlar. Havadan evet. iyiler, yerden iyiler. Hangisi oynayacak? Şimdi bilemeyiz onu. Ona hoca taktiğini verecek. Çift santrafor mu oynar? Tekli mi oynar? Arkasından birisini mi getirir? Tadiç onların arkasında oynar? Zmanski mi oynar? Yani Fenerbahçe'nin kurgusu bir tek garanti yer neresi biliyor musun? Arkada kaleci. Kaleci ama o da tartışılıyor. Bak, ya performans olarak. Muştera da geldiğinde tartıştık biz. Ya aslında biz kimseyi tartışmadığımız yok ki. Herkesi tartışıyor. Kariyerine bakınca tartışmamamız lazım ama orada da tartışılıyor işte. Sevgili Melike 3 tane arka arka bir pis golle Muştera'yı da tartıyor. Gitsin artık. Artık reaksiyonu bitti. Bunları konuşuyoruz. Tabii biz. Ya, biz maalesef. Skor yorumculuğu. Kolay bir iş değil. Kalecilik farklı bir yer. Ama orası tek garanti yer orası. Şu an öyle görünüyor. Öbürlerinin her tarafında değişkenle oynayabilir. Şimdi bir iddia daha var. Onunla devam edelim isterseniz. O da Giku'yla ilgili Fransız basınından bir iddia. Onu söyleyelim. 10 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyormuş Rennes. Fransız basının iddiasına göre ama Mourinho oyuncuyu tutmak istiyor takımda. Şimdi stoper konusuna girelim burada. Oradaki isimler, Giku'nun konumu, hocanın kalmasını istediği bir oyuncu ama 20 milyon euroya yaklaşan bir teklif olursa kabul edilebilir diye bakılıyor. Zaten mevcutta tartışılan stoperler var orada. Kim oynar, hangi ikili oynar ya da hoca nasıl değerlendirir oyuncuları diye Çağlar, Bekao, Giku ki Osterwold diye de sayabiliriz. Unuttuğum varsa söyleyin. Hani kim Samet en son katıldı. Evet. Serdar Aziz yollandı artık. Gitti. Yollar ayrıldı. Yani şu tabloda Giku gitmeli mi? 10 milyon euroya gitmeli mi? Bunu da biraz konuşalım. Son sayfa etiketine yazın. Okuyacağım değerlendirmelerinizi sizin de. Seninle başlayayım Mehmet. 10 milyon euro çok iyi teklif Giku için. Çünkü Giku Fenerbahçe serbest oyuncu olarak geldi. Hatta o dönem hem Amart hem Giku. Beşiktaş Amart'tan yana tercihini kullanmıştı. Fenerbahçe doğru bir yatırım yaptı Giku'yla ama tekrarlayalım 10 milyon euro gayet iyi bir rakam. Ben kendi adıma stoperde Fenerbahçe'de karar verici olsam ben bir numarayı Osterwold'e yazarım. Ve aynı örneği tekrarlamakta fayda var benim açımdan. En azından izleyiciler de belki bu ayrıntıyı yakalamıştır. Icardi geçen sezon istim üstünde değildi ama 25 golle yine kral oldu. Galatasaray'ın evet. şampiyonu önemli pay sahibi oldu. Osterwold'in kendisini markettiği 180 dakikada golü yok Icardi'nin. Çok pozisyona girdiğinde söyleyemeyiz iki Fenerbahçe Galatasaray maçında. Ya ben Icardi değil ama herhangi forvet olsam karşımda Osterwold gibi oyuncu istemem. Bir kere çalım attığınız zaman size her türlü yakalıyor tekrardan. O çabukluğu var. Sezonu kapadı dedik. Sezonun yine son 2-3 maçına yetişti. İyi bir fizyolojisi var. Bacak boyu uzun, atletizmi var. Günümüz futboluna uygun. Burada tabii Mourinho ilk maçta tercihini Çağlar Giku'dan yana kullandı. Beka yedek bıraktı. Ama tekrarlayalım işin mali kısmında Maxim'ine geçici bir yatırım. Oğuz Aydın'a ve En-Nesyri'ye verilen bonservisler ortada. Bence artık bu Galatasaray, Fenerbahçe ve hepsi için geçerli. Yani 20-30 milyon euroluk bir transfer sirkülasyonuna giriyorsanız bence 10-20 milyon euro da satış yapmalısınız işin eksi artı dengesinde. Tekrarlayayım. Ren'e geleceksek de Ren'in benim bildiğim Belçikalı genç kıvırcık saç bir stoperi vardı. Sanırım Suudi Arabistan tarafına satacaklardı. Fenerbahçe Ren maçlarına da dikkatimi çekmişti. Kim Min-jae'yi de istemişti. Yani Ren'in hep bir stoper arayışı olmuştur. O yüzden Giku da ısrar edebilirler. Ben Osterwold'e Beka, Çağlar ve Samet dörtlüsünün de lig özelinde yetebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama tabii orada şu an görüntü Fenerbahçe kolay kolay Giku'yu bırakmaz. Ben sadece fikir olarak Osterwold'i daha çok beğendiğimi söyleyebilirim stoper performansında. Gelişime çok açık. İzleyicilerimizden de benzer yorumlar geliyor Osterwold'a ile ilgili. Ben Mahmut Alparslan'a da döneyim. Ay, 10 milyon az ya. Bana da az bir geldi. Az bir rakam. Çünkü Ren'in daha fazlasını çıkabilir. Çok çok satıyor onlar. 50-55 o şekilde oyuncular satıyorlar. Yani yaşına bence bakacağım hocam Giku'nun. Bize geldi mi? Yani bize geldi mi'den kastım bizim takımlarımızdan bahsediyorum. Hep bir düşüyor işte o. Pazarımız mı düşükleniyor ona? Maalesef. Ama yükseltmeye başladık son işte, yıllar. Önemli olan siz o gelen ilk teklifi reddedip onun üzerine çıkacaksınız. Onlar bir yem atıyorlar. Acaba olur mu diye. Bayan da o şekildeydi. Mecbur kaldığınız zaman da fiyatları yükseltebiliyorsun. Bence 10 milyon şu anda üst düzeydeki takımlarda oynayan stoperler
Hangisine gelirse gelsin elini tersine itersiniz. Evet. 30 yaşındaymış hocam. Kim? Ciku. Yaşına baktım ben. Hı hı. 94 doğumlu. Mesela Osterwolde'yi çok övdüm. 23 yaşında. 7 yaş fark var aralarında. Tabii genç. Yani herhalde bir 15'in üzerinde falan bir rakamla 15'ten falan başlar yani. Başlaması lazım. Yani her o 10 milyona geldim satayım falan diye düşünmeyeceksiniz yani siz. Çünkü stoper bölgeleri hep konuşuyoruz yani çok zor bir bölgeler. Birbirlerine alışık olan bir takımda devamlı oynayan bir yerden siz oyuncuyu sattığınız zaman onun yerine oynamayı nasıl yaparsınız? Tamam Osterwolde hepsinin bakarsın. Hepsinin kendine göre defoları oluyor ama büyük olasılıkla başlangıçta Osterwolde ve Çağlar'la oynayacak gibi gözüküyor. Kim Ciku giderse kim oynar demiş zaten. Sen Bekao Çağlar giderse, mı? Giderse şeyi kullanabilir. O vakit Osterwolde'yi kullanabilir. Çağlar Osterwolde yapabilir. Ferdi varken ama şu anda ne kalırsa, kadar bek oynatır zaten? Efendim? Ferdi varken zaten Osterwolde'yi ne kadar bek oynatır ki? Yine stoperde kullanır gibi. İlk başta Ferdi gene bekle başlar. Çünkü önünde Maxi oynatacak. Evet. O oynayacağı için yani şey Ferdi ve Maxi olur. Arkasında yani Ciku kalıyorsa gitmiyorsa Ciku ve Çağlar olarak düşünüyorum ben. Fakat eğer Ciku'yu satarsanız Çağlar şey olabilir. Osterwolde olabilir. Bekao olabilir hocam. Bekao Çağlar olabilir. Çünkü Bekao hepsinden daha tecrübeli, daha oturaklı bir stoper. O kadar tecrübeli ki yani boş yere adamlara baskıyı yapmıyor. Ne zaman ne baskı yapacağını çok iyi biliyor. Aradaki mesafe o kadar iyi koruyor ki. Kendisini de biliyor yani. Dönüşlerinde de ağırlığı var. O da sonradan açılan bir oyuncu. Ona göre de o mesafeyi çok iyi ayarlıyor. Yani şu anda Fenerbahçe'nin stoper bölgesinde bir eksiği yok ama bu da transfer. Para geldiği zaman. Hocam şunu söyleyeyim. Bekao bence çok iyi stoper ama profil olarak Bekao bence çok yedek kalmaya müsait bir yapısı yok. O size'lı bir oyuncunun bence sürekli oynaması gerek. Mesela Ciku'yu kulübe yatabilirsiniz. Çağlar Osavali'yi de yatabilirsiniz. Çünkü sol bek de oynayabiliyor. Bekao biraz gerileyebilir kulübede şeyde kalırsa o tarz size'lı oyuncular. Avrupa maçlarında belki de bilmiyorum yani şimdi Türkiye'deki maçlarla biz çok yanılıyoruz çıktığımız zaman. Senin klasında 2-3 tane takım var onlarla başa baş oynuyorsun ama öbür türlü hep önde oynadığın için İki kişi evet. Stoper hattı var. Bir buradan geçenlerde söyledi. Biz buradan bir oyun modeli çıkartmaya çalışıyoruz. Konuşmaya çalışıyoruz. Ya arada çok farklı. Fazla. Ya hangisinde mücadele edeceksin? Şimdi 3 tane santrafor var Fenerbahçe'de. Al birini vur birini. İyi anlamda. Herhalde yani. ya herhalde ya. Al birini vur ötekini biraz şeydir ya. Yani kimle oynarsan oyna. Ki hangisini oynarsan oyna. Hepsi ölümcül santrafor. Evet. Yani nasıl olacak, nasıl tutacaksa ancak sizin ayağınızdaki takımlar kim? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu da bir lig için çok az. Bu kadar bir takımın çok az seviyede size karşılık vermeyecek takımlarla oynadığımız zaman bu sefer kendi kendimizi kandırıyoruz. Biz uçuyoruz, kaçıyoruz ya da Avrupa'ya bir çıkıyorsunuz abi. Ondan sonra hiç ummadığın takım geliyor hadi geçmiş olsun de gidip gidiyor. Şimdi devam edeceğiz sizin yorumlarınızla birlikte konuşmaya ama haberlerimizi de paylaşalım istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları var. Bir onlara bakalım. Yüksek Divan Kurulu toplantısında neler söylemiş hatırlayalım sonra devam edelim. Evet, Yüksek Divan Kurulu'na Aziz Yıldırım da katıldı. Artık daha çok görür müyüz Aziz Yıldırım'ı? Güzel görüntü. Evet, sahnede diyelim böyle Fenerbahçe'nin içinde. Bakalım onu zaman gösterecek, onu söyleyelim. Seçimle ilgili, Türkiye Futbol Federasyonu seçimle ilgili açıklamaları önemli Ali Koç'un. Pozitif, olumlu konuştu ki kulüp başkanları uzun zamandır federasyonla ilgili çok olumsuzdu. Beklentisi adil yönetim olacağına yönelik Ali Koç'un, onu söyleyelim. Tabii yine biraz cevap hakkı doğacak ifadeleri de var, onu da söyleyelim. Daha sezon başlamadan o karşılıklı demeçler olacak gibi görünüyor. Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Mehmet, seninle başlayayım. Nesri'nin transfer imza töreninde Sayın Hocan Ulucalı da geçen sezonun muhakemesini yaptığında faturayı aslında hakem kararlarına kesti ama bu doğru bir strateji değil. Fenerbahçe aslında artık tamamen yeni bir sayfa açmalı. Sağ dışını ne kadar konuşursanız takım oraya o tarafa çekerseniz sağ içi bundan bence
olumsuz etkiliyor. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var artık. Çok da iyi bir teknik direktörü var. Bu su götürmez gerçek Mourinho gibi. Bu sezon bakalım Aziz Yıldırım'ın sinerji yarattığı gerçek. Hem seçimde aday olması, Ali Koç'u rekabete sokması, artı Mourinho ismini ilk zirkelerin isim olması. Bir şekilde önünü açması diyebiliriz. Evet. Ve ikilinin hem birlikte bir basın açık oturum diyebiliriz aslında bir özel kanalda. Üstüne seçim sürecinde daha dostane olmalı, birbirlerini tebrik etmeli. Çünkü bir 2018 seçim biraz sıkıntılı geçmiş. O kavga kırgınlıktan Fenerbahçe zarar görmüştü bakarsak. Şu an için evet federasyon seçime yönelik açıklamalar yaptı Sayın Ali Koç ama biraz kendisiyle çelişinde söyleyebiliriz aslında. Çünkü seçim öncesi bu seçim yok hükmünde o minvalde açıklaması da vardı bakarsak. Evet geçmiş federasyondan Fenerbahçe memnun değil ama şu soruyu sormak gerek. Hangi federasyondan hangi kulüp memnun? Yani zaten oldum olası çok irdeleriz. Evet biz çok hakem kararları konuşuyoruz, MHK'ler, kurullar vesaire ama hala ben en net örneği vereyim. 2020 küme düşmenin kaldırılması. Yani şampiyonun olduğu birlikte küme düşme kaldırıldı bakarsak. Pandemi işin içine katılarak maç sayısı arttı. Maç sayısının artması zaten malum 3 günde bir maç temposunu takımlarımız kaldıramıyor Avrupa Lig'le. Orada iyice bir fikstür garabeti de yaşadık. Milli takımımız dersek evet bir başarı elde edildi ama federasyona yazar mıyız? Orada biraz 2019-2020'de Şenol Hoca'yla da bir başlangıç olmuştu. Hep sağ dışını konuşuyoruz. Hakem kararlarını çok takılı kalıyoruz. Tekrarlayayım yani eksi artı her takım lehine de ben kendi adıma maçları dikkat izlediğim için hata da bulabilirim. Oraya çok takılı kalmamanız gerek. Artık Fenerbahçe'nin çok iyi bir teknik direktörü var Mourinho. İşin iletişim kısmını da bence yürüteceğini düşünüyorum. Geçen sezon İsmail Kartal o anlamda biraz pasif kalmıştı ve yönetim daha agresif davranmıştı Sayın Ali Koç ama tekrarlayalım çok hatalar yapıldı 6 senelik süreçte yani. Bir çırpıda birçok hata sayabilirim. İşte Aykut Kocaman'dan Koku'ya geçişte sili baştan bir yapı. Sonrasında Fenerbahçe gibi bir markanın nereden baksak Ali Koç'un 6 yıllık döneminde bence 1 yılı kafadan hocasız geçirdiği oldu. Yardımcı hocalarla. Evet. Emanet hocalarla. Hatta ya sayıyorduk ya yani bir ara. Ve Serdar Topraktepe, Önder Karaveli profili hocalar da değil. Böyle altyapıya getirip Tahir Hoca'yı takımı böyle biraz pro lisans. Zeki Hoca vardı bir yani ara. Çok gerçekçi hocalar değil öyle söyleyelim. Kariyerlerine saygısızlık olmasın ama işin gerçeği buydu. Yine bir Trabzonspor maçı. Kim Min-jae Can'in pozisyonu sanırım. O pozisyon üzerine havalimanından açıklamalar. Yani tartışmaya açık pozisyon bu arada. Onu da söyleyelim. %100 diyemeyiz. Geçen sezon yine aynı nokta. Bunlar Fenerbahçe eksi yazıyor ama işin bir diğer gerçeği de hata yapa yapa başkanlığı öğreniyorsunuz. Aziz Yıldırım'ın 20 senelik döneminin ilk 3 senesi de kupasızdı. Daha sonrasında Fenerbahçe 2001-2007 arası bayağı şampiyonluk kazanmıştı. Hatta Denizli'de son hafta şampiyonluk kaybetmesi ciddi bir seri de yapacak 4 senelik. Ali Koç da geçen seneden bence aldığı ders Galatasaray'ın Erden Timur modelini Acun Ilıcalı'yla denemesi oldu. Bir camiaya hava kattı ki bence seçim sonuçlarına da etki etti. Evet. Bakalım Fenerbahçe çoğu sezona zaten transferlerine paralel olarak iddialı giriyor. Ama tabii burada Galatasaray dışında bu sefer iki rakibi daha var onu da unutmayalım. Evet, Beşiktaş ve Trabzonspor. Biraz yani. Daha zorlu bir puan ortalaması bu kadar yüksek bir lig yarışı izlemeyiz bir daha. Yani 99 puan Fenerbahçe, 102 puan Galatasaray'dı. Bir daha puan ortalamalı zaten takım sayısı da şimdi azaldı. Muhtemelen 80-90 puan arası bir band şampiyonu belirler. Mahmut Alparslan ne söyleyecek Ali Koç'un açıklamaları? Yani konuşacağız ki gene 4 tane takım var. 4 takım ligi forse edecek her zamanki gibi. Ben bu sene Anadolu takımlarından da İstanbul'daki Süper Lig'e yani yükselen takımlardan da İstanbul takımlarından da bekliyorum. Yani ben 4 takım ya tabii ki yarış 4 takımın arasında geçebilir ama yani geçen sezon ve ondan önceki sezon hiç konuşmadık. Öbür taraftan daha önce Konya, Alanya çok iyi çıkış yapan takımlar vardı. Bu sene yine öyle takımlar konuşacağız ben. Daha fazla çıkacaklarını tahmin etmiyorum. 4 takımlar bilhassa 2 takım Galatasaray ve Fenerbahçe. Diğer 2 rakibine nazaran onlar daha yeni bir toparlıyorlar. Yeni transferler evet, yapıyorlar. Yeni kadro yani, kuruyorlar. Onun için bu ikisi belli başlı bir yerlere yamalarını yapıp hazır kadrolarını yamalarını yapıyorlar ama gene aynısını konuşacağız. Yarın bir gün bu federasyonla serzenişler bitmiyor ki. Hakemin en ufak bir hatasını puan kaybettiririz mi? Yandı gene.
yangın yerine dönecek. Yani fazla konuşacak bir şey yok. Federasyonu biz niye eleştiriyoruz ki? Önce biz kendi oynadığımız futbola bakacağız. Biz ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Rakibimizi bu kadar yatırımlar yapıyorsanız siz 90 dakikanın atıyorum 85 dakikasını tek kale oynuyorsunuz, oradan gol çıkaramıyorsanız bir yerde de ya şanssızlık diyeceksiniz veyahut da beceriksizlik diyeceksiniz. Adam da geliyor bir kere rakip size 1-0 maç alıp gidiyor. Ondan sonra yok hakem onun ayağına bastı, yok burada omuz omuza mücadele de bana vermedi. Onları içinden çıkarıp tamam hatalar yok mu? Her takımda da hatalar var ama hataların arkasına sığınmamak lazım. Baksanıza ne kadar paralar veriyorsunuz. Ne üst seviyede oyuncular getiriyorsunuz. Hoca deseniz öyle. Şu anda Türkiye Ligi'nin son dönemlerde en kariyerli hocası geldi. Yani Yesus geldiği zaman herkes tamam dedi. Bu çok daha tabii bu ki. Bu onun da üzerinde. Evet. Şimdi daha ki, ne yapsın Fenerbahçe? Peki olmadığı yani zaman ne olacak? Olmazsa ne olacak? Yani bu böyle bir şey değil işte. Bazen bütün doğrular bir araya gelse de bence geçen sezon da çok iyi işler yaptı Fenerbahçe. Ama bazen siz çok iyisiniz. Sizi rakibiniz sizden iki adım daha öndedir. Bu başka bir perspektiften bakıyorum. Fenerbahçe'nin baktığı perspektif tabii ki farklı olabilir. Rakibin? Her takım için bir maç hakemin belirlediği bir sonuç olabilir. Yani bunu biz kararını veremeyiz yani. Şimdi, tabii ki. Melike, ama geçen sezon siz bir maç kaybetmişsiniz, rakibiniz iki maç kaybetmiş. Ama yine sizin üzerinizde şampiyon olmuş. Bu sizin kötülüğünüzden değil, bir yerde bir maçınızda biraz daha farklı netice almış olsanız, o kadar beraberlik yapmamış olsanız gideceksiniz. Yani burada her şeyi ya federasyon veyahut da hakemlere bağlamamak lazım. Kesinlikle. Biraz da kendi oyun düzenimize bakacağız. Rakibinizin oynadığınız zaman sizin rakibinizle farklı oynuyorsunuz. Diğer takımlara karşı farklı oynuyorsunuz. Zaten onlar da size karşı farklı oynuyorlar. Yani bu sene de olmazsa diyelim ki Galatasaray'da Okan şampiyon olmadı. Başarısız bir teknik direktör mü oldu? Ya, biz o damgayı vuruyoruz. Başarısızlığı maalesef vuruyoruz maalesef. Yani her sene belki de alacaksın ne oldu? Bayern 10 sene götürdü ya. 10 sene şampiyon oldu. Juventus aynı şekildeydi. Öbür takımlar başarısız mıydı hocalar? Ne hocalar çıktı, milli takımlara gittiler. Geçen senede de Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene de çok yani büyük ciddi fark vardı gerçekten. Yani, bazen böyle fark yaratabiliyor takımlar. Bu sezon onu yaşayamayacağız bak. O olmayacak. Bu sezon biraz farklı gider. Diğer rakipleriniz de şampiyon oynayan rakipleriniz de. Eyüp Spor ve Göztepe dört büyüklere çelme takabilir demiş Mehmet ben Bey. Ben o şekilde düşünmüyorum. Onlara karşı biraz tabii farklı oynayacaklar ama arada çok fark var. Eyüp falan yani bunlarla yarışamaz. Göztepe falan ya kendi aralarında tamam. Ama bunlar çıtayı çok yükseğe çıkardılar. Bilhassa iki takım onun için de Beşiktaş'ı zorluyorlar. Trabzonspor'u zorluyorlar. Yoksa bir tek Başakşehir hocam şöyle de. Mevcut kadroyu korudu. Transfer yapacak. Yani şöyle nispeten, ilk 4 hemen hemen belli olur. Ondan sonra onun 6 burada birinci, üçüncü takım olur. Dördüncü bir şey diyemem ama ilk 4 belli. Ondan sonraları kim gelirse gelir. Yani bunları kapatmaları çok zor. Görüyoruz yapılan transferleri, alınan transferleri görüyoruz öbür takımlarda da, diğer takımlarımızda. Hiç, nasıl yetişecek? Kendi aralarında bir şey demem. Hiç demiyor musun şu takım sen hani öngörebilirsin? Keşke Göztepe olsa da bir farklılık. Onları ben taraftarlarına hayranım. Hep söylerim onları. Ama nasıl olacak yani? Nasıl mücadele edeceksiniz ya? Senin var mı bu sene biraz zorlayabilir dediğin takım? Başakşehir 5.lik için bir aday diyorum. Çünkü mevcut kadroyu korudu. 5.lik için. Lig için ayrı Melike çok zor. Yani Fatih Tekke'ye devam ediyor Alanya Spor ama. Yok oradan. Ben şampiyonluk yarışı için demiyorum ama şöyle. Bir Adana Demir Spor yok. Geçen sezon. Yok. 2 sene önceki Adana Demir Spor gibi buradan, Anadolu takımı yok. Buradan selam olsun diyelim ama yok yani. Bu arada Güvenç Kurtar bizi izliyor. Güvenç hocama selam. Nasıl olmuş? Geçmiş olsun. Hocam hastaymışsın. Geçmiş aradım onu. Telefonu kapalı. Yazmış bana hastayım. Hocam telefonum neden kapalı? Bu bir. İkincisi hastaymışsın. Geçmiş olsun. Tabii ki Ciku ile ilgili yorum yapıyor. Diyor ki kafa vurdurdu. Gol attırdı diyor. Şut attırdı diyor. 2 tane gol yedirdi diyor. Ciku deyip durmayın diyor. Ben demedim hocam. Ben hemen 10 milyon euroya sattım bana. Lütfen gönül koyma. 10 milyon bana az geldi. Ben artık mantığım hocam gerçekten, 30 yaşında çok özür diliyorum. Galatasaray'ın hazırlık maçı vardı. Bitti. Okan Buruk Kupası'nın toplantısı düzenliyor. 2-0 mağlup oldu hazırlık maçında Galatasaray Parma'ya. Bu arada maçın özeti gelecek, dakikalar sonra paylaşacağız sizlerle. Okan Buruk da
mücadele sonrası açıklamalarda bunu tabii daha çok genel de konuştu. Genel soruları da yanıtladı yeni sezon öncesi. Biz de dinledik sizlerle birlikte. Sıcağı sıcağına biraz Okan Hoca'nın açıklamalarını konuşalım. Maça zaten bakacağız. Mehmet Özcan, sana döneyim hemen. İstatistik paylaşmak istiyorum. 5 hazırlık maçı, 3 yenilik, 2 galibiyet. Ama hatırlarsın bir ekşi sözlükteki ilk Galatasaray entrisi. 99-2000 sezonuna çok kötü hazırlanan takım. Oynadığı bütün hazırlık maçlarını kaybetti yazılmıştı. O takım lig şampiyonluğunu UEFA kupasıyla taşlandırdı. Evet. Hazırlık maçlarını çok da skora takılmamak gerek. Okan Hoca şu bilgiyi verdi aslında maçla ilgili. Biz de yayın hazırlanırken göz ucuyla baktık Melih'e. Üçlü savunmayı da denedi. Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun da kanat bekler oldu. 3-5-2'nin. Evet. Batu Şahin Icardi ile ikili forveti. Parma sonuçta bir İtalya takımı. Seri yani zorlayabilir Galatasaray'ı. Lecce'de zorlamıştı maç olarak. Yenen gollerde evet ilk golle biraz köyünün hatasını gördüm ama genel performans olarak bakacaksak Ziyech gayet istekli. İyi bir kamp geçirdi, bu önemli. Zaha istekli ama hazırlık maçlarına Ziyech kadar etki edemedi. Okan Hoca sorulara güzel cevap veriyor. Yani transfer konusunda evet çok soru var çünkü Galatasaray taraftarının çok beklentisi var. Artık lige ve Süper Kupa'ya odaklanmamız gerek dedi. Eldeki mevcut oyunculardan zaten Okan Hoca'nın biraz hocalık tarzı. Olabildiğince eldeki oyunculardan da bir değer yaratma. Nihayetinde Kaan Ayhan, Barış Alper, Berkan gibi 3 tane çok iyi jokeri vardı geçen sezon. Bence o bu sezon yani yeni sezon bu sayıyı arttırabilir. Batu Şahin iyi bir transfer. Yelert bakalım nasıl çıkacak. Sonuçta iki tarafta da oynayabiliyor bir kuzey ülkesinden gelen bir oyuncu. Galatasaray sayısı olarak çok transfer ihtiyacı yoktu. Yani ben Galatasaray taraftarıyla anlaşamadığım tek konu evet... 8 numara tercihi olmalı. Hocam dedi ifade etti. Yani uluslararası arenada Melike zor. Yani geçen seneki Molde, Kopenhag, Sparta Prag maçları gösterdi zaten ama orada da şunu söylemek gerek hocam. Yani Mertens, Icardi'li yapıyla Avrupa'da zaten aynı anda 11 oyuncunun ikisi o konfor alanına sahip olunca baş etmeniz çok zor. Mevcut kadro bence yeni lig şampiyonu için yeterli. Ya şimdi ben hep söylüyorum her platformda Avrupa'da nasıl biz Türkiye'de Galatasaray ve Fener'i konuştuk, makası çok açtı. Ben ona bahçıvan makası diyorum yani. Normal makas dedi. O kadar çok açıldı ki. Şimdi yavaş yavaş diğer Beşiktaş ve Trabzonspor'u kapatmaya çalışıyor. Bizim de Avrupa'daki makasımı söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nden evet. bahsediyorum. Yani, gruptan çıkmak çok büyük bir başarı. Emin ol yani çok büyük bir başarı. Onu yakalamak çok önemli. Bir aralar vardı o bizde. Çıkıyorduk ama o takımlar... Şu andaki takımlardan falan çok çok iyiydiler. Yani bir gerçeği de vurgulamak lazım. Doğru. Yani insanlar diyor ki en iyi takımı kurduk. Şöyle. Ya öyle bir şey yok. O takımla bu takımla arasında aynı kefeyi koyamazsın. Çok farklı oyuncular vardı. Şimdi tabii. Hocam çok uzağa gitmeyelim izninizle. Son başarılı takım Beşiktaş. Şampiyon Ligi'nde grubundan namalip evet. çıktı. Şu örneği vereceğim Melike. Sol bek rotasyonu söylüyorum. Caner'le Adriano. Yani. Yani sol bek rotasyonu. Düşün Hikmet. Şimdi aradaki... Şimdiden 6 yaş daha genç Caner. Bir de Hikmet Karaman'ın kulakları çınlasın. Siz onların yedek sol bekini gördünüz mü diyeyim. Adriano adam Barcelona'dan geldi diye. Yani böyle sinirlenmişti. Öyle oyuncular vardı. Daha yeni oldu Galatasaray bu Keremleri, Boyeleri, Nelson'ları yine aldığı dönem o gençlik bir operasyon vardı. UEFA'dan namalip çıktı. Evet. Ama ligde de farklıydı, olmadı. Yani bunları tartışırız. Avrupa çok farklı bir yerlerde. Ya hoca şimdi dikkat ediyorsan geçen gün o güleç yüzünün yanında biraz daha böyle nasıl söyleyeyim sana daha sinirli demeyelim de daha gergin. Abicim biz çünkü neden gergin olduğunu hepimiz biliyoruz o işin içinden geldi. Hep irdelenecek. Gergin mi geldi? Gergin. Hep irdelenecek çünkü bu böyle mi? Daha şimdiden başlarız onlara, yorumlara. Bu böyle mi olur, bu böyle mi olur? Buraya adam lazım, şuraya adam. Abi hiçbir yere adam lazım değil. O kadar çok geniş bir kadro var ki ellerinde. Bir tane oyuncu alırsın, bitirirsin. Evet, Galatasaray uzun dönemden sonra, Eboe ve şeyden sonra, Mariano'dan sonra geçenlerde de söyledim. Uzun dönem bir santrafor parası harcadılar sağ beke. Bir türlü bulamadılar. Boye geldi, hani derler ya, tesadüfen çıktı. İlk sezonu tesadüfen çıktı. İlk sezon hiçbir şey yok. Ama ondan sonra... Bir patladı gitti. Tesadüfte işte Bayan'ın üçünü, dördünü sakatlanması. Pat Bayan oraya verdi. Nasıl Jelert'i biz görüyoruz şimdi. Bize karşı oynadığı maçlardan yola çıkıyorlar ama onun evveliyatı evet. da var. Yani
Ben iyi bir sahibi kaldıklarını düşünüyorum. Çok farklı bir sahibi kaldıklarını düşünüyorum. Pozisyon bilgisinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ve eğer biz sol tarafta da onu görürsek şaşırmıyorum. Ben sol bekten de iyi şeyler. Oyun bilgisi olarak. Galatasaray'a karşı bir maç sol bek oynadı. Melike ben izinle şu zaten şu oynadı. Orasını darmadağın etti bizim. Okan Hoca'nın evet biraz skor da bence etkilemiş olabilir vücut dilini. Yani yoksa gülümseyen pozitif mesajlar evet, veren evet. Bir figür ama ben Okan Buruk'un Galatasaray'da bir şampiyonluk kaybetme kredisi olduğunu düşünüyorum ben fazlasıyla. Ben de düşünüyorum fazlasıyla. İki dün yıllık konuştuk. Kontrat uzatıldı sanırım. Bu çok güzel Galatasaray açısından Fatih Terim'den sonra bir teknik adamın birkaç yıl Galatasaray'ı çalıştırması gerek. Zaten Galatasaray'daki temel sıkıntı bu Fatih Terim eleştirisi gibi algılanmasın. Fatih Terim Türk futbolunun bir numarası ama Galatasaray 25 seneyi çok Fatih Terim endeksi yaşadı. Yani Fatih Terim varken başarı vardı. Fatih Terim yokken de geçici başarı olup sistemsiz tekrar Fatih Terim itiyordu. Ama nihayetinde evet. Artık günümüz gerçeklerinde Okan Buruk Galatasaray için çok ideal bir teknik direktör. Evet işin transfer kısmı var. Galatasaray 2 sezondur çok transfer yaptı ama bakarsak hoca takımı Galatasaray. Yani bu tesadüf de diyemeyiz oynattığı Okan Buruk için ki bir tek Galatasaray'da değil. Yani teknik tabii. Direktör olarak kendini zaten ispatladığını düşünüyorum Galatasaray yöntesinde de Galatasaray'da büyük takımla ispatlamış oldu. Yok şöyle yani Melike milli takıma da yakıştırılır. Galatasaray'la Fenerbahçe rekabetini ayrı bir yere koyuyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor'da Okan Buruk profilinde bir teknik direktör ister bence Beşiktaş Trabzonspor'su. Daha yeni röportaj vermişti. O röportajda da gayet vücut dili iyiydi. Bana da sanki biraz hazırlık maçının skoru biraz tadını kaçırmış olabilir. Ben kampta gibi. Sohbet ettim hocayla bu arada. Yine gayet pozitif. Yine hep pozitif. Bakış pozitif, açısı. İyi bir teknik direktör oldu su götürmez gerçek. Ve ben Galatasaray'ın DNA'sına da çok yakıştırıyorum Okan Hoca'yı. Evet, oyuncu olarak level farkı var sonradan girenlerle ilk 11 arasında ama belli bir şablon oturttu. Bir de her şeyi geçtim hocam, ben 2 senedir Galatasaray maçları izlerken keyif alıyorum. Bu da önemli. Ahmet bak şimdi bu Galatasaray sezon, maçları güzel oluyor bu izlemesi. Sezon, bu sezon Okan Hoca'nın da çok fazla aklar vaklar diyeceği bir şey yok. Aynı Fenerbahçe'de. Evet. Hepsi hazır topçular ve doğru. Hepsi hazır. Bir iki transferin haricinde hepsi şeye geldiler, kampa geldi. Geçen sezon öyle değildi. Geçen sezon yaptıkları transfer yarım yamalık. Sakatlığı biliniyor, oynamamışlıkları biliniyor. Kamp görmemişler. Böyle bir transferler evet, evet. Yapıldı. Ve geçen sezon o takımdan bir şampiyonluk çıkartmak kolay bir iş değildi. Ve bazı mevkilerde sıkıntı yaşadı, o mevkileri de devşirmelere getirdi, oynattı. İşte sağ açını getirdi, sol bek oynattı. Barış Alper her yerde oynadı. Yani Berkan çağırıldı. Bunlar Berkan'ı bir iki maç değişik pozisyonlarda oynattı. Evet. Tekrar söylüyorum. Geçen sezon Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın şampiyonluğu getiren maç Kasımpaşa maçıdır. Devam edeceğiz. Ne yapacağız? Parma maçının özetini de izleyeceğiz. Galatasaray'da orta saha transferinde adaylar kim? Hem haberimiz var. Mehmet Özcan'a da soracağız. Sizlerin yorumlarına da bakacağız. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından ikinci dilimde beraberiz. Bir yere ayrılmayın. Evet. Parma maçının özetini getirdik ekranlarınıza. 2-0 kaybetti Galatasaray. Son hazırlık maçıydı. Süper Kupa öncesinde, yeni sezon öncesinde Galatasaray'ın. Şöyle izlediğiniz kadarıyla da az önce Okan Hoca'nın açıklamalarını da getirdik ekrana. Nasıl yorumlayacaksınız? Mehmet Özcan seninle başlayayım. İdeal yakın 11 diyebiliriz aslında. Doğru. Bir hafta kaldı Süper Kupa. Icardi ilk kez 11. Bir önceki hazırlık maçı Lecce maçının son 5-10 dakikasında oynamıştı. Ama tekrarlayalım. Denemeler var burada. Üçlü savunma, 3-5-2, Batshuayi, Icardi. İkinci yarı biraz denemeler olduğu için çok sağlıklı bir oyun yorum evet. Yapamayacağız. Efe sağ bek oldu. Metehan yine ara ara beke geçti. Ama hani maç genelinde de bu maç özelinde zaten yansıyor. Özetleri de sığdı. Genel kamp performansı olarak da Hakim Ziyech sezon başı hazırlıklarını Galatasaray'la geçirmesi Galatasaray'ın lehine. Yani ben yine Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi dörtlüsüyle bir başlangıç bekliyorum Okan Hoca'nın. Zaha her ne kadar sezon başından beri hazırlık kampına takımla çalışsa da Kerem dönse de Ziyech, Barış Alper başlayacak gibi. Burada yeni transfer Yelert'i bir an önce sağ beke monte etmesi gerek Okan Hoca'nın. Çünkü Dubois iyi bir kamp geçirmedi. Üstüne Kaan Ayhan artık bence her geçen sezon bek oynamaması gereken bir profil. Atletizm eksiğiyle, pozisyon bilgisiyle stoper, ön libero gayet rahat oynar Kaan ama aynı yorumu sağ bek için yapamayacağım. İdare eder. Ama örnek veriyorum işte bir Süper Kupa, Beşiktaş veya Şampiyonlar Ligi playoff'u orada ideal sağ bekinizle oynamanız Galatasaray'ın lehine olur. İyi bir stoper rotasyonu var. Tek eksik Davinson Sanchez. O da Copa America oynadığı için
geç katılacaktı. Muhtemelen evet. Beşiktaş maç öncesi takıma katılır mı? Yine Nelson Abdülkerim izleriz. Mustera ilk kez gördük. Yani şu maçta daha net kurtarışlarını öyle söyleyelim. Yine iyiydi. Onun dışı parmağının iyi oyuncuları var. Geçen sezonun Serie B şampiyonu zaten. Denizman ismi zamanında Galatasaray'a yazılmış bir kenar oyuncusuydu. Morutanlar'da evet. Hatırlıyorum. Fena bir takım değil. Yani çok hani teori pratik ölçü olduğunu düşünmüyorum yeni sezon için ama tabii belli sinyaller verildi. Torreira tek başına bir yere kadar, yani ona ideal bir partner bulması gerek Galatasaray'ın. Böyle tek tek kimi beğenmediğiniz diye de soracağım aslında genel olarak. Sadece bu hazırlık maçı Mertens için de iyiydi değil. Bu arada hazırlık kampı genelinde maçlarda. Onu genel olarak iyilerden. Mertens'i, Ziyech'i beğendiklerim direkt söyleyeyim. Beğenmediklerimden Dubois'u beğenmedim. Dubois çok eleştiriliyor şu anda. Dubois'u beğenmedim. Ön taraf oyuncularından ya Batshuayi atamadı. İşin tabela kısmı sadece bir golü var. Öyle kalmış aklımda. Yine düşünüyorum böyle oyuncu. Metehan skoru etiketti ama bence savunma anlamında yani rakibi çok kapatamıyor. Onu söyleyebilirim. Başka, yani yine hep ideal takım çıkacak Galatasaray Beşiktaş maçına. Mahmut Alparslan özetle ilgili yorum alayım. Yani sonra da bireysel da, iki tarafta da belli bir pozisyon üstünlüğü yakaladılar. Bilhassa parmada bir daha fazla küsük ama Galatasaray'ın da ilk devre Mertens'le yakaladıkları var. Yani oraya gidersek tabii biraz daha sizden daha dinamik bir takım olarak gözüküyor. Ama benim en çok üzüldüğüm taraf ne biliyor musun? Galatasaray'da bir tane genç oyuncu çıkıp da ben bu formayı alıp sırtlarım götürürüm diyen bir tane yok. Bu epey uzun zamandan beri. En büyük sıkıntı o. Yoksa al. Hepsi birbirinden farklı oyuncular. Lige geldiği zaman farklı bir şeyler gösterecekler ama bu kadar size kamplar veriyorlar. Bu kadar takımın içindesiniz. Kadroda yer alıyorsunuz. Yani abiciğim biriniz de çıkın da şu formayı alın birisinden de. Ya bir tane görüyor musun Mehmet? Yani alıp da ben bunu götürürüm, bu bizi götürür, taşır diye görebiliyor musun? Kendi altyapından bahsediyorum. Beni şaşırtan hocam, onu da aslında size sormak gerek. U19'u takip ettiniz. Mesela Ali Turap, A takımda o şans bir kere geldi. Çok pis bir maçta geldi bu arada, onu şu anlamda söyleyeyim. Sivas'ın zemini, sağ koşulları, Sivas deplasmanı zordur. Hele ki ilk Süper Lig maçında ilk 11. O maç sonrası hatırlayalım, Barış Alper cezalandı zaten. Bir daha alamadı. Milli takım performansı çok iyi diyorlar hocam alt yaşta. Milli takımda da o kadar fazla gözükmüyor. Çünkü niye? Bakın çıkıyorsunuz buraya hazır olarak çıkamıyorsunuz. Doğru. Hiçbir tanesi yani nedir? A takıma gelen bir oyuncu hazır olur. Gerek fizik olarak, gerek oyun potansiyeli olarak ve gerek pozisyon bilgisi olarak. Seni Sivas'tan bahsettin. Yok. Daha hala yok. Ya bırakın bunlar alacak götürecek yine. Zirveyi yakalayacaksınız, götüreceksiniz. Ama öbürleri nerede? Bizim bu kadar genç çocuklarımız var. Bu kadar yetişiyor. Bu kadar kamplara götürüyorsunuz. Yurt dışına götürüyorsunuz. Aylık bağlıyorsunuz. Ne oldu? Hani neredeyiz? Hocam çok iyi planlama yapılmalı. Yunus Akgün bugün Yunus Akgün olduysa Adana Demirspor'da geçirdiği iki sezona borçlu. Hemen İvedelik'le Efe Akman'ı Galatasaray kiralık göndersin. Efe'nin çünkü geleceği olduğu hep söyleniyor. Abisinin önünde Hamza'nın. Ki Hamza o iki seneyi pas geçtiği için belki şu an hala takımı belirsiz. Efe ile yeni bir profesyonel oynaması sözleşme lazım. İmzalandı muhakkak. Eyüp Aydın için aynısını söyleyemeyeceğim. Eyüp Aydın 2004 doğumlu ve yeni statü gereği Galatasaray 25 kişilik listeye yazabilecek. Eyüp Aydın'ı nereden getirdin? Almanya'dan. Sende yok mu öyle bir topçu? Yok mu? Hep böyle ama. Hocam oynadığı maçlar fena değil de. Şimdi bir göremedin ki bir şey, ne kupa görüyorsun? Maçlar. Senin o tarzı bir tane de altyapından çıkar oynar. Şimdi ben aldığım, Almanya'dan getirdiğim bir oyuncu, ben de hemen hemen ilk 12 olması lazım. Anlatabildim mi? Yani Eyüp Aydın var. Böyle örnek vereceğimiz tabii. Var. Yunus var senin yani. Eyüp öncesi keşke Galatasaray 13. bitirdiği sezon Bartu oynatsaydı. Bartu bugün Galatasaray'ın kadrosunda olsaydı. Yani şimdi benim anlatmasının lafının arasını duyduk ama. Yani rakipleri onu kesebilecek oyuncuları olmasa, Fenerbahçe'de 11 oynar yani. Yo, ben hocama şöyle katılıyorum aslında. Hocamın ne demek istediğini anlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Orayı getireceğini altyapından bir oyuncu bul. 3 ay 4 ay seni idare edebilsin. Sergio'ya nerede şimdi yani? Hani olmadı zaten. Çok var böyle. Yedlin'le aldın var öyle. Aynı bak, evet. Şeyden de çok var. Yedlin aslında takımlarına bakınca ama olmadı. Hmm. Şimdi Eyüp Aydın. Ben çocuğunu ne tanırım ne ederim. Şimdi. Ama o tarzda Türkiye'de çok oyuncu var.
Galatasaray'a getiriyorsan bunun üzerinde efendim. Biz hep böyle yapıyoruz hocam. Ama çok üzerinde olmasa şimdi oraya getiren kişileri de biliyorum ben. Şimdi konuşmayayım burada da. Yani şey gurbetçi futbolcu, Avrupa altyapısı görmüş futbolcu seviyoruz getirmeyi. İyi de ama nereye kadar bu? Nereye kadar? Nereye kadar getirebilirsin? Senin elindeki bu kadar bir oyuncu ne kadar? 500 kişi vardır altyapıda. Hadi diyelim 300 kişi. Buradan bir tanesi mi çıkaramıyoruz? Alacağın kişi anlarım bir Eyüp Emre Canlar gibi örnek veriyorum. Kenan gibi falan o şekilde olmuş olsa aminle. Her Bayern Münih'te olan da Bayern Münih sana bırakır mı? Her Dortmund'da olan da değil. Onlar zaten olanlar nereye çıktılar gittiler. Hani ne bileyim ben acıyorum yani bizim gençlerimize Galatasaray'ın bir dönem ne genç altyapıdan neler çıkardılar ya. Fatih Akkerler, Ceyhun Erişler oralara gidiyorum böyle. Ki ben onların hepsinde çalıştım. Ya çıktılar takır takır top oynadılar. Şimdi de bu kadar yatırım yapıyorsun ve imkanların çok fazla. Onlar nereden çıktı biliyor musun Melike? Topraktan çıktı, toprak zeminde. Şu andaki gibi beslenme meslenme hiçbir şey yoktu. Ben de Almanya'dan geldim şaşırıyordum nasıl oluyor. Arda Güler'in bile oynatılmadığı bir ligimiz var. Varın yani siz düşünün. Tolgar Bey yazmış. Yani eskilerimizi değişmeyelim. Herhalde Galatasaray bir transferle kapatacak Mehmet. Öyle gözüküyor. Orta sahayı bekliyorlar. Tabii Sanchez'e çok fahiş bir fiyat gelmezse. Gelirse fahiş fiyattan yandılar. Nedir kastımız? Efendim? Fahiş fiyat yani. Ya 30'un üzerinde. 30'dan itibaren. Bak gelirse aşağıya gönderilmesin diyorlar. Melike herhalde bak gelirse yandılar. Çünkü şu anda Sanchez gibi oyuncu bulman çok zor. Çok zor. Hakikaten zor. O da gitmek isterse böyle bir fiyatı yakaladı mı hangi nereden gider en fazla gelecek yer. İngiltere'de mi başka yerde orada bir Bundesliga bugün, belki de o da verecek takımlar belli Bundesliga'da. 2-3 takımın haricinde kimse vermez. Bugün itibarıyla Kaan Bey yazmış Beşiktaş'ı mı Galatasaray'ı mı daha hazır gördünüz demiş Süper Kupa için soruyor. Beşiktaş'ın hazırlık maçının son bölümüne baktım. Semih bir pozisyondan faydalandı. Rafa Silva 2 gol, Immobile'nin pası vardı. Beşiktaş biraz... Onu özeti de getireceğiz yani şöyle, ilerleyen dakikalarda ekranlarınızda. Beşiktaş bence oyun matematiğinde biraz Galatasaray'dan feyiz aldı. Yani Mertens-Sicardi ikilisini Rafa Silva Immobile'den iki tane İtalya bakarsak Rafa Silva Portekiz. Yani uluslararası anlamda zaten tecrübeli iyi oyuncular. Ama Beşiktaş'ın da savunması problemli onu söyleyelim. Yani stoper Paulista'nın partneri bek sağ bek zaten Svensson'da Onur da olsa o tarafta bence sorun. Bir de Musrati Jetson çok ideal ikili izlenimi vermiyor bana ama ön tarafı iyi bir dörtlüsü oldu Beşiktaş'ın. Yani demin evet, hocam Fenerbahçe'nin forvetlerine 50 gol yazarız dedi. Ben de Beşiktaş'ın dörtlüsüne yazarım yani şöyle. Rafa Silva, Raşisa, Semih, Immobile dörtlüsüne 50 gol yazabilirsiniz ki yedekleri de Can Keleş, Muleka, Muçi kalırsa bu bakar. Yani kağıt üzerinde kötü bir dörtlü değil. İdeal bir maçtan yola çıkarsan Masavku o kadar çok iyi oynadı ki şimdi gördüğümüz kadarıyla kısa bir pozisyonda şeyler Raşisa içeri girecek, Semih içeri girecek bunlar gelip buradan ortaları yapacaklar. Attıkları goller de o şekilde. Yani Masavku'nun bilhassa ikinci golde kestiği yani oyun şablonu o şekilde oluyor herhalde öyle olacak. Hı hı. Ama ben yine şunun üzerinde duruyorum. Çok aktif, açık olması lazım Beşiktaş'ta. Ne Raşit'sa ne Semih. Ben sizin çok fazla dayanıklılığını devamlı getirecek. Çünkü hareket anı işte Musaku gibi bu açık. Açık bu tarzda olur. Gitti anı tak diye keser. Ama ne Semih'ten onu görebiliyorsunuz, görebileceksiniz. Ne de Raşit'sa'dan. Bunlar illaki topla bir haşır neşir olacaklar. O sırada da Immobile de pozisyonu kaybeder. Silva da pozisyonu kaybeder. Ama gördüğümüz yani kısa bir izlediğimiz kadarıyla ben de evden çıkmadan izledim. Golleri de gördük. Yani ikisi içeri girip o tarzda kullanmak istiyor. Bu devamlı sürekli böyle mi gider? Yoksa açıklarınızı daha çok çekip açıklarla mı gidersiniz? Yani şablon belli. Onu oynamak istiyor. İki açığı içeri atıp orada çoğalmak istiyor hoca. Tabii bu Kocaeli Gençler Birliği karşısında çıktıkları zaman da verdikleri boşlukları gördük orta sahada. Hamilton bayağı pozisyon yakaladı. Bomboş bırakıyorlar. Şey çok iyi. Paulist'e bir şey demiyoruz adam. O kadar çok çabuk ki. Topla düşüncesi de çok iyi. Yanındakini ama esas tekrar söyleyeyim. Açık ve orta saha ne şekilde kapatacaklar? Hani
biraz fazla transfer yapacak gibi gözüküyor Beşiktaş. Öyle olması lazım. İzleyicimizin sorusuna cevap olsun Melike. Ben uzatma ihtimali görüyorum Süper Kupa'da. Uzar mı? Uzayabilir çünkü ilk maç. İki tarafta kaybetmek istemeyecek doğal olarak sezona. Kaybederek başlamak istememe psikolojisi. Uzama ihtimali olan bir Süper Kupa. Burada sıkıntı neresi olur biliyor musun? Orta sahada. Kaybettikleri toplara çabuk girecekler. Burada biraz Galatasaray şöyle bir ön tarafa çıkıyor. Neden ön tarafa çıkıyor? Birbirini tanıyan oyuncularla oynayacaklar büyük olasılıkla. Evet. En büyük şansı o. Bütün hepsi ama komple. Bekleri de dahil. İşte kalecisi, stoperler hepsi birbirini çok iyi tanıyorlar. Bunun içine fazla girecek yok ama Beşiktaş... Beşiktaş'ı daha konuşacağız. Efendim? Beşiktaş'ı daha detaylı konuşacağız. Özeti de getireceğim ekrana. Şimdi orta saha demişken Galatasaray'da orta saha konusuna gelelim. Biraz da transfer konuşalım. Süper Kupa'yı konuşacağımız aslında daha çok günler var. Galatasaray'da orta sahada transferde adaylar kimler? Bir haberimizi izleyelim sonra da konuşalım. Tabii önce Mehmet Özcan'a döneyim, sonra oyuncularla ilgili değerlendirmeleri de alacağım Mahmut Alparslan'dan. Zaten uzun zamandır konuşulan isimler, özellikle Wendell ve McTominay çok konuşuluyor. Adaylarla ilgili sen son durum bilgilendirmesi yapar mısın bize? Hangisi daha kuvvetli? İzleyicilerimizin en çok merak ettiği şu anda bu. Galatasaray yönetiminin savunması şu şekilde tabii. Transferler konusunda ciddi bir sabırsızlık, heyecan vardı. Geçen sezondan farklı olacak. Bu sefer transfer edeceğimiz oyuncular bonservisli oyuncular ve hazır oyuncular. Yani şu an Galatasaray'la kampta olmasalar da kendi takımlarıyla ama kampta ama maç maratonunda olan oyuncular elinde. Nitekim Wendell bunlardan biri ki en başı Rusya'da Zenit'le oynuyor ve gayet tabela yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe'deki Fred burada bir yol haritası diyebiliriz Galatasaray açısından. Wendell'in de benzer bir etki göstereceği düşünülüyor ama şunu da söyleyelim. Zenit birincisi Rusya'nın 2-3 senedir zaten UEFA'dan o kulvarlara giremediği için oyuncu getirmekte çok zorlanıyorlar. Ve İliç Torino'dan getirmeye çalıştıkları oyuncu hala başaramadıkları bir transfer. Bu yüzden de Wendell'i zaten transfer yapmadan göndermek istiyorum. Üstüne bonservisine indirim yapmıyor. Bahsettiğimiz rakamlar 25-30 milyon euro. Galatasaray'ın da son olarak ben bonuslarla bir 20 milyon euro barajını zorladığını öğrendim ama bir uzlaşma yok onu hatırlatalım. McTominay, Wendell'den farkı şu, bonservisinin yanı sıra kendisinin de kişisel beklentisi yani United'dan bir oyuncuyu düzenli oynarken ligimize getirecekseniz Icardi'ye yakın bir maaş beklentisi var ki o istisna sadece Icardi'ye yakın olacak. Bir transfer daha söyleyelim Melike Galatasaray'ın gerçekleştiği Rafa Silva. Rafa Silva'yla görüştüğü zaman Galatasaray Icardi'den bile daha maliyetli bir tabloyla karşılaştığı için direkt olarak orada Icardi'nin bir ayrıcalığı var diyorsun. Tabii ki Icardi hak ediyor da her anlamda Galatasaray'da o ayrıcalığı. Tekrar gelirsek McTominay ve Wendell maliyeti çok yüksek isimler. Üçüncü isim Richard Rios, Kolombiyalı oyuncu. Biraz teknik analizini hocama bırakacağım. Ben sadece şu örneği vereyim izleyicilere. Wendell'de bir Fred aynı profil oyuncular olmasa da bizim ligin tekniğiyle, kalitesiyle çok üstünde bir oyuncu olarak görülüyor. McTominay'ın de en azından United Galatasaray maçları hafızamızda. O ön tarafa yaptığı koşu, attığı gol Galatasaray'daki daha önceki 8 numaralardan mesela Oliveira'dan görmediğimiz bir gol ya da Kerem Demirbay arada slalomlarıyla driblingleri zorlaması var ama işin tempo kısmında Kerem'den de Oliveira'dan da daha ideal isimler Torreira'nın partnerliği için. 3 tane oyuncu mesai var ama şunu da söyleyeyim yani 9 milyon euro sağ bek harcadı Galatasaray. Bunun 2 katını 8 numaraya harcamaya hazır ama ben Süper Kupa'ya kadar çözülür mü? Yoksa Melik yani son sayfada hala Galatasaray'ın 8 numara transferini konuşur muyuz? Sanki daha konuşmaya devam edeceğiz. Ben öyle lig başladıktan sonra da transfer dönemi devam edecek. Şampiyonlar Ligi playoff'una yetiştirmesi çok önemli. Tabii bu kadar konuşmuşken Barış Alper Kerem diyoruz mesela. Oyuncular için de şimdiden tarif verelim. 15 Ağustos'u beklemek gerek yani. 15 Ağustos, 30 Ağustos arası Avrupa'daki majörlüklerin transfer tahtası 1 Eylül'de kapanıyor. Genelde bir son 15 gün hareket olur orada. Yani o yüzden Galatasaray'ın oyuncularına teklif gelir. Davinson Sanchez demin hocam ifade etti. O listeyi alalım yani. Galatasaray'da evet şu an biz hep 8 numara alınacak isimler diyoruz. Evet Galatasaray mevcut kadrosunu korumak istiyor ama rakamları söyleyelim yani. Bir 30 milyon euro siz Barış Alper ya da Sanchez için masanıza gelirse değerlendirmek durumunda kalırsınız. Yine 20, Kerem için de çift tane. 20 milyon euroyu bulacak bir transfer yapacaksa orta sahaya zaten bir oyuncu satışı şart
Evet. Yani Galatasaray zaten artık her sezon bir Sacha Boey satışı yapmalı bence işin ekonomisini döndürme olarak. Onları yakalarsan, şimdi seni söylediğim en sonundan gidelim. Bu transferler gelirse şu ana kadar zaten gelir. Büyük majör liglerdeki büyük takımlar zaten transferi yapmak istiyorsa önceden yaparlar, beklemezler yani, çünkü takımlarını ona göre hazırlıyorlar. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler, kupalarda olanlar yani, ancak o tarzdaki takımlar alır. Onu biraz bekleyeceğiz mi, gelecek mi, seneye mi gelir bilemiyoruz. Belki de bir sezon daha bekleyebilirler. Çünkü biz geçen gün de anlattım yani, şey bizi kandırmasın, milli takımımızdaki oynanan oyun kandırmasın. Çünkü kontratak oynadığınız için hep orada rahat gözüktünüz yani, bu tek kaldığınız için farklı oldu. İnşallah tabii büyük paralar gelirdi ama en büyük sıkıntı ne olur biliyor musun? İşte en büyük tehlike vakit nasıl doldurursun arada. İşte büyük paralar gelir dediniz ya. En büyük tehlike orada nasıl da, çünkü çok kısa bir Kolombiya zaman var. Kolombiya basınından iddia var Davinson Sanchez'le ilgili. Everton ve Napoli gibi takımlar transfer etmek istiyor diyor. Everton doğru. Everton bir tane stoperini bir satma durumu var zaten. Everton, bak Everton nasıl biliyor musun? O kadar tok satıcı. Ben birebir şahidim buna Cenk'in transferinde. Sana başlarlar atıyorum ondan. Haberde bu arada Kolombiya basında dedik ondan ya. Başlarlar. Sen direttiğin zaman işte 15 olur. O bile 18 olur. Ondan sonra bir bakmışsın 26-27'ye gitmişsin. Everton böyle bir pazarlıklarına girerler. Almak istiyorlarsa da parayı basarlar alır ama tehlikeli. Eğer sen şu anda Sanchez'i satarsan hep deriz tamam stoper falan bulunur ama çok kısa zamanda da bulunması çok zor. Davinson Sanchez gibisi bulunur mu? Ya çok zor. Bulursun ama aynı parayı vermen lazım. İşte ya ben de buradayım zaten. Mesela şimdi Sacha Boey'a gitti. Oyuncuyu 30'a sattınız. 9 milyon euroluk bir transfer yaptınız. Bu çok güzel bir iş. Yani o dengeyi bir şekilde sağladınız. En azından aynı paraları harcamamış oldunuz. Şimdi bakıyoruz U19'a falan izliyorum ben. Ne stoperler var orada ama alıp oynatamazsın ki. Biz o seviyede değiliz. Zaten kendimiz de yetiştirmiyoruz. Üretmiyoruz yani. Hep tükettiğimiz için. Ama Sanchez istenilen rakamın üzerine çıkarlarsa, o tarzda bir para gelirse hakikaten bulması çok zor olur. Yani kısa da zamanda şu var. Sanchez'e denir ki tamam sen git. Sana kabul. Satıyoruz seni ama yanındakini getir Melike. Kolombiya milli takımda yanında oynayanı getir. Tamam sen git. O vakit aminna eyvallah ama. Çok şey iyi, çok iyi stoper ama şunu da unutmayalım hocam. Sanchez bir stopere göre çok iyi para kazanıyor. Yani 3 milyon euronun üzeri kazanan stoper azdır. Çok iyi oyuncu. İrdelemiyorum sadece işin matematik kısmında yani. Ama bizde o. Bonservise yatırım. Üstüne Sanchez'i de mantıken yani 3 milyon euro kazanıyorsa 2,5 milyon euro gözden çıkartmanız gerek. Elbette Türkiye Ligi'nde oynamakla İtalya veya Premier Lig'de oynamak herhalde oyuncu yani. Orada o maddi fedakarlığı yapar ama yani işin finansal kısmı merak ediyorum. Hocama katılıyorum. Yani Sanchez'i Galatasaray 20 milyon euronun altı bir teklifi mümkün değil satması. Satmaması gerek. Zaten bu tarzdakini zor bulursun ve şu anda bu tarzda oynayan bir oyuncuyu zaten bırakmazlar. Majörlükler bırakmaz. Çünkü adam diyor ki ya bana ben oynuyorum diyor. Ben 20 milyonu satmam benim stoperim diyor. Yani oradan çıkartmaları ya bizden şimdi, çıkartması kolay oluyor da onlardan zor. Son sayfa 23'te başladı. Saat 1:30 oluyor. Çok fazla mesaj geliyor. Bakın biz 23'te başladık ve Fenerbahçe ile başladık. Fenerbahçe'yi niye konuşmuyorsunuz diye mesajlar gelmiş. Yine konuşacağım. Ekranlarını yeni açanlar için yine konuşacağım. Yine sorularınızı soracağım. Yazın son sayfa etiketini. Ama niye konuşmuyorsunuz bir mesaj değil. Yani sorularınızı yazın konuşalım. Madem kaçırdınız, madem 23'te açmadınız o zaman evet. Yazın konuşalım. Cezalısınız. Sinirlendim şimdi birkaç tane üst üste mesaj görünce. Haksızlık ediyorsunuz. Şimdi tabii ki konuşacağım ama siz yazarken siz vakit kazanın diye. Kaan Ayhan'ın açıklamaları var. Bir onları getirelim ekrana, sonra da üzerine konuşalım. Evet, Kaan Ayhan'ın açıklamalarını getirdik ekrana. O da umarım 4-5 takımın yarıştığı bir lig izleriz. Bizim de konuştuğumuz üzere 5'e çıkarmış yani. Kaan Ayhan buraya gelene kadar çok takım istedi. Hatırlayacaksınız. Transferi hep Arap saçına dönen bir oyuncu oldu. Ama bence, bilmiyorum siz katılır mısınız, Galatasaray Kaan Ayhan'dan maksimum verimi aldı ve alıyor. %100. Ve yükseltti de aslında geldikten sonra performansını diye düşünüyorum
milli takımda da yükseltti diye düşünüyorum. Başta ben olmak üzere çoğu yorumcuya da bazı laflarını yedirdim. Senin Necip Uysal'ın bir tık üstü diye bir yorumun var. Evet. Bak hiçbir şey unutmuyorum. Doğru söylüyorsun Melike. Ki ben hani Necip Uysal'ı da ayrı bir yere koyarım. Ama hani milli takımda oynadığı için ve üst düzey Avrupa'da da forma giydiği için senin biraz daha fazlasını beklediğim bir oyuncu olduğunu biliyorum Kaan Ayhan'dan. Verdi mi sence o beklenti? Fazlasıyla verdi. Onu söyleyeyim, çok iyi. Geçen sezon gizli kahraman diyebiliriz. X faktör diyebiliriz. Stoperde de, orta sahada da. Ben milli takım performansını da beğendim. Bu arada hani şu örneği verebilirim. En kırılma golümüz Gürcistan Arda Güler golüdür. Kaan Ayhan topu kapan isim. Yine attığı ters toplar var. Yani milli takım performansı da gayet iyiydi. Bugün iki kere anıyorum. Lafını unutma. Hikmet Hoca da aynısını söylemişti. Geçenlerde milli maç dönemi konuştuğumuzda topsuz yaptığı koşullardan, kendi konumlandığı yerlerden bahsetmişti. Çok akıllı oynadığına dikkat çekmişti Kaan Ayhan. Pozisyon bilgisi, altyapı, Schalke çıkıştı zaten. İtalya'da düzenli oynamaması bende soru işaretleri atmıştı. Artı bir de milli takımda da doğal olarak yerini son dönemler kaybetmişti. Ama tekrar Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirdi. Okan Hoca'nın sistemine uydu. Bir de bir artı daha aktaralım. Fedakarlık yaparak oynadı. Ciddi bir sakatlığı vardı. Ameliyat olsa sezonu kapatacaktı. Tedavilerle idare edip böyle idmanlarda çok yormayarak kendine maçlara çıkıp gayet profesyonel dersi verdi. Nihayet de sağ bekte bitirdi sezonu. Bakarsak ve oradan daha iyiydi o pozisyonda, daha garantiydi. Çok çok iyi bir isim. Ben her teknik adam Kaan Ayhan gibi bir oyuncuyla çalışmak ister. Hocam muhakkak Kaan için daha detay verecektir. Hocam, Güvenç Kurtar çok fanıdır Kaan Ayhan'ın, onu da söyleyeyim. Ne bizi anlatayım çünkü yani? Geçmiş olsun, hastaymış. Kaan'la ilgili ne anlatayım? Bu performansı bekliyor muyuz hocam? Ben beklemiyordum. Şöyle söyleyeyim, ben çok iyi bildiğim bir oyuncu. 17 yaşında alınması için Schalke'de daha takım kaptanıyken raporum vardı Kaan Ayhan'a. Sana sormak lazım asıl yani zaten Kaan Ayhan'ı. Ya çok iyi bildiğim bir oyuncu ve defansif orta saha oynayan bir oyuncu. Orası esas, menşe orası. Evet. Oradan çıkma. Sonra tabii Schalke bize karşı ilk sağ bek oynadı. Hatırlarsın. 3-2 indiğimiz maçta. Altyapı hocaları geldi, A takımı almıştı ve hemen de Kaan'ı alıp bir sağ bek oynattı. Çünkü çok çok iyi pozisyon bilgisi, çok iyi Kaan'ın. Ve sonra Düsseldorf'ta o şampiyonluk dönemini yakalarken Funkel'di yanılmıyorsam hocaları, tecrübeli oyuncum yoksa seni stoper oynatacağız dedi. Ve o evet, günden sonra. Ve stoper oynadı orada. Löw de Alman milli takımı için teklif ettiğinde Kaan'a orta saha, fakat öyle bir aile bir karar verdi ki, bir hafta bir düşünceleri vardı. Sami Khedira'lar falan var orada orta sahada. Tabii yer bulmaları çok zor olacaktı. Kerem de bulamadı hocam. Hemen tabii bizim milli takımı, iyi ki de bizim milli takımı seçtiler. Yani Kaan'ı anlatmaya gerek yok yani. O çocuğun oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, orta sahada oynadığı zaman verdiği verim. Tabii biz konuşurken veyahut da maçlarda anlatırken neyi anlatmamız gerekiyor? Ne şekilde oyuncuyu beğeniyoruz? Biz çünkü kimseyi beğenmiyoruz. Öyle mi? Maalesef öyle bir ülkeyiz. Emin ol yani. Hep top olacaksın. Hiç böyle aşağı düşmeyeceksin. Her maç atıyorum 40 maç oynasan 39 maç oynayana bir maçta kötü oynayana gene kötü gibi oluyoruz. Ne anlatırız ki Kaan için? Yani Kaan hakikaten Galatasaray'da çok verimli bir oyuncu. Her zaman da ilk 11'de direkt oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Hocam doğru kelimeyi kullandı Melike aslında. Verimli. Kaan'ı özetleyen yani bir kelime. Çok verimli. Verimli bir oyuncu. Yani ondan çıkamazsın. Çünkü almış şeyin biraz evvel ne dedim? Altyapıdan oyuncu çıkamıyor. Pozisyon bilgilerimizi bilemiyoruz. İşte sana. Adam pozisyon bilgisi bildiği için İtalya'yı transfer yapıyor. Oradan sana geliyor, alıyorsun. Sonradan alıyoruz biz. Şimdi biraz izleyici soruları dedim ya, ekranlarını yeni açanlar, ilk saat dilimini kaçıranlar varmış diye. Birazcık takım takım gitmeyeceğiz. Birazdan Beşiktaş'ın Gençler Birliği ile oynadığı hazırlık maçının özetini vereceğim, paylaşacağım. Ama şimdi biraz sizlerin sorularıyla karışık, takım takım değil karışık gidelim istiyorum. Yazın Süleyman Bedir yazmış Fenerbahçe ile ilgili sistem sorusu sormuş. Mahmut Arpaslan hocam sana döneyim o yüzden. Diyor ki Fenerbahçe bu sezon farklı bir sistemle oynayacaktır. Mesela maça 3-6-1 başladı. 15. dakika sonrasında 3-5-2'ye döndü. Diyelim ki golü buldu. 5-4-1'e döner. Golü bulamadı mı?
hemen çok teknik 3-4-3'e döner. 4-2-3-1 dener. Olmadı demiş. 4-1-3-2 yapar ve bunların hepsini maç oynanırken yapar diye bir soru yorum yapmış. Ne düşünüyorsun? Hep söyledik ki elindeki kadro Fenerbahçe'nin bütün dizilişleri oynayabilecek uygun kapasiteye sahip. Belli bir dizilişte ana dizilişleri vardır. Onunla oynarlar. Oyunun gidişatına göre de hepsini birden harman yapmaz ama bir şeylere dönebilir. Değişiklik mesela 3'de dönebilir, 2'ye dönebilir. 3 santrafor atabilir, çift santrafor atabilir. Bunlar maçları görmek lazım ama elindeki kadro oraya hazır bir kadro. Bütün dizilişte oynar. Şeydi Galatasaray'da Rios, Rixo falan vardı ya onları konuşamadık. Konuşacağız yine. Tamam. Konuşacağız. Tekrar transfere döneceğiz yani. Bir de şunu da soracağım. Bu sorudan baz alarak ben de sorayım. Hani bir tek bir oyunun içinde izleyicimiz diyor ya farklı sisteme dönebiliyor. Sen de dedin ki hocam zaten buna müsait bir kadro var. Bir de oyuncuları da farklı farklı yerlerde oynayabilecek oyuncular var hep. Kullanabilir. Hocam, evet. Daha çok forvette görürüz bunları. Daha çok forvette değişkenlik yapar. Aynı anda santrforda dener mi oyuncuları? Çift santrofor oynar. Oynar mı? Çünkü elinde iki tane oyuncu var. Orta sahası çok kuvvetli. Şimdi şöyle kuvvetli. Fred ve İsmail. Söyledim ve gene söyleyeceğim. Dün de söyledim ve devamlı söyleyeceğim. Şu anda Türkiye'nin en iyi Türk orta sahası İsmail. Ve ikisi birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Ben çünkü çok canlı maçları izledim geçen sezon. Fred ve İsmail'in oynadığı hocam dönemlerde. Hocam daha bugün konuştuk. Salih Özcan var Dortmund'da. Ben İsmail tercih ederim. İsmail ben çok iyi oyuncu. İsmail yerli çok farklı olarak bir oyuncu. O kadar Salih de bak bir farklı. Salih pozisyon oyuncusu. İsmail de aynı şekilde. Ama bunların çok üzerinde kim vardı? Selçuk vardı. Öyle birisini bulamıyoruz. O başka. Şimdi onun için İsmail hakikaten ama bir tane daha alman gerekiyor ki Krunic'den o istediğini alamıyorsun. Krunic de doğru, çok pozisyon oyuncusu. Fakat bizler beğenmeyiz öyle oyuncuları. Bize daha çok böyle bıçkın, dalan, işte İsmail gibi olan. Biraz daha şimdi niye Fenerbahçe o bölgeyi bir oyuncu arıyor? Oyunu daha tempolu ve ortaya çıkan hazır yani topu iyi kullanmak. Krunic'i ben de beğenmiyorum hocam. İzinle beğendiğim oyuncu profilini söyleyeceğim. Krunic'i kimse prime, beğenmiyor. Prime Badou Ndiaye. Benim favori oyuncu. Sürekli dikine gidecek, şimdi, zorlayacak, şimdi o koşacak. Bak, tek pozisyonlu bir oyuncu. Çünkü Milan onu niye için almış? Oyun bilgisi olduğu için. Onlar Kuşka da oynadı hocam. Onlar Milan'da farklı bir oyunu oynadıkları için o tarzı kuruyorlar. Ama biz ne istiyoruz? Mesela Ndiaye gibi ki öyle olması lazım. Oyunu iki yönlü. Bu Galatasaray'da da lazım. Aynı şekilde. Çünkü senin Torreira'nın çok fazla ceza sahasına giren oyuncu değil. Skoru üreten oyuncu da değil. Alıyor, kesiyor, pozisyon bilgisi ona bir laf yok ama artık biraz daha aktivitesini bulman lazım. Onun için Galatasaray'da o tarzı niye Wendel'in peşine koşuyor? Fred tarzında bir oyuncuyu niye arıyor Fenerbahçe? Çünkü skor da üretmeniz gerekecek. Yani Fenerbahçe söylediğim her tarafta dolu. Almasa da olur dersin ya. Öyle. Ama hala transfer bekliyorlar tabii ki. Doymuyorlar. Transfere doymaz. Hiçbir tarafta, hiçbir takım. Ondan sonra diyorlar ki işte paramız yok, şuyumuz yok ama maalesef o bizi ya yani biz çünkü ekonomist değiliz. Biz sadece futbolcuya transfere bakarız. Ondan sonra onlarda bir sürü insan var ekonomiyle ilgilenen. Sana şöyle bir soru var hocam yine. Oğuz Aydın oynamayacağı bir takıma gelmedi mi hocam ne der demiş. O bilemeyiz onu. Şu anda bir şey söyleyemeyiz onu. Belki Oğuz'u orada kullanır. Maxi sağ tarafta kullanır. Maxi sağ tarafta solda kullanır. Oğuz'u sağ tarafta kullanır. Yani bilemeyiz Tadiç. Yoksa bakın Tadiç'i farklı bir şekilde. Ne oldu? Karagümrük'ten kimi almışlardı? Levent'i aldılar değil mi? Evet. Pat kadroyu almadı. Onunla ilgili de evet çok soru. Gidebilir. Kadroyu almadı. Gidebilir, transfer olabilir diye. Öyle bir şey olmuş olsaydı Oğuz'u gönderebilirdi. Çünkü bunlar şöyle söyleyelim. Hani bizde bir tabir vardır. Hep böyle büyüklerimiz öyle söyler. Ya oyuncunun biz yürüyüşünden anlarız diye. Bunu da tabii elindeki oyuncuyla onun kapasitesini herhalde görür. Çünkü Levent de bizim ligimizde çok yaban atılacak bir oyuncu değil ama oraları çok farklı oyuncularla dolu. Fakat Oğuz için onu söyleyemem. Şimdi araya gitmeden hemen özeti getirelim ekrana. Sonra dönüşte yine takım takım değil, bütün takımları da konuşacağız ama Beşiktaş'a bir giriş yapmış olalım istiyorum. Beşiktaş Gençler Birliği hazırlık mücadelesini bir hatırlayalım. Evet,
Çok kısa değerlendirme alayım araya gitmeden, sonra uzun uzun konuşacağız aslında. Nasıl buldunuz özellikle Rafa Silva üzerinde gözler biraz daha? Yeni transferler üzerinde aslında daha çok, öyle söyleyelim. Mahmut Hocam seninle başlayayım. Çok kısa alayım sonra detaylar. Çok kısa söyleyeyim ne abi, Beşiktaş'ı tam bütün transferler oturduktan sonra daha iyi değerlendireceğiz. Daha net konuşabiliriz o vakit. Pas atayım hemen. Buyurunuz. Savunma hattına bence Paulista'ya bir partner gerek. Sağ bek biraz problemli. Masuaku'nun gol pası şahane. Asistten yani müthiş ikinci goldeki. Rafa Silva bu ligde her zaman artı 20 gol. Hatta şunu da söyleyeyim. Talisca deneyim. Talisca'dan sonra en efektif skor garantili hücum oyuncusu transfer etti Beşiktaş. Evet, benziyor. Doğru. Efektif hücum oyuncusu özelliği. Talisca başka bir şey. Bacak boyu, sol ayak vuruşu. Onun benzer fizikli çok az oyuncu vardı. Kafa gollerini de Beşiktaş'ta başlamıştı Şenol Hoca ile. O daha farklı bir hikaye çizdi ama Rafa Silva da muhakkak tatmin edecek Beşiktaş'ları. Daha uzun konuşacağız. Bir araya gidiyoruz şimdi aranın ardından. Bir yere ayrılmayın. Son sayfa son dilimle devam edecek. Sayfada son dilimde sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Takım takım gitmeyeceğim dedim. Sorularınızı bekliyorum. Son sayfa etiketine ex hesaplarınızdan transferlerle ilgili merak ettikleriniz, takımlarla ilgili, kadrolarla ilgili bütün merak ettiklerinizi yazın. Biz ama nerede kalmıştık? Beşiktaş Gençler Birliği maçının özetinde kalmıştık. Ekranlara da getirdik. Biraz karşılaşmayı ve kadroları konuşacağız. Malum Süper Kupa'ya çok az kaldı. Herkes merak ediyor hangi takım daha hazır. Bir giriş yapmıştık. Galatasaray'ın Parma maçının özetinden sonra biraz Beşiktaş'la karşılaştırmalı da gidiyorduk aslında. Çok kısa değerlendirmeler almıştım. Biraz açalım istiyorum o yüzden. Mahmut Hocam seninle başlayayım. Beşiktaş'ta ne eksik? Nerede sıkıntılar var? Ne çarptı gözüne? Bu arada soranlar olmuş, söyleyelim. Salih Uçan'ın bir sakatlığı vardı. O yüzden bu maçın kadrosuna alınmadığını söyleyelim. Soru gelmiş neden yoktu diye. Onu da belirtmiş olalım. Buyurunuz. Müsaade edersen iki tane selam var. Söyleyebilir miyim? Hayır. Ereğli'den. Tabii ki. Ereğli'den cevizli ekmek fırını bizi izliyormuş. Ekmek de yapıyorlar. Maşallah bu saatte. Bu saatte. Bir de Azerbaycan'dan Deyanet Bey Azerbaycan'dan izliyormuş. Bizlere çok selamları var. Evet, Beşiktaş. Başta da söyledik tabii, Beşiktaş'ın tam kadro transferleri bitirdikten sonra daha iyi bir Beşiktaş'ı masaya yatırıp orada daha iyi bir anlatabiliriz. Tabii stoper olmazsa olmazları, eksik tarafı. Orta saha mutlaka herhalde gözükecek bu gidişte. Çünkü boşluklar veriliyor. İşte Getson ve El Musati ile oynadığınız zaman orayı kapatmada bir sıkıntılar yaşayabilirler. Ama olmazsa olmazları açık. Hiç oraları düşünmemiştik ama açıklar hakikaten en kötü bir tane dinamik bir açık. Maxi gibi diyelim, Zaha gibi almaları gerekiyor. Zaten stoperi herkes söylüyor. Onlar da söyleniliyor. Fakat Paulista'nın partneri gibi mi düşünüyorsun? Yani ona da şöyle nasıl olması lazım? İşte bir Savic gibi, bir Hummels gibi. Hep bunların ismi geçiyor. Bu sezonun en iyi stoper transferi diyebilir miyiz Savic için? Yani Savic. Konuşacağız. Savic çok farklı bir oyuncu. Onun yeri geldiği zaman konuşuruz ama sezon başlarında hep şey geçti. Savic Hummels geçti. Ben nacizane dedim ki eğer imkanınız varsa ikisini de alın. Orayı duvar örün böyle. Evet. Bir duvar ve sizi orada yani orta saha gibi idare etsinler. Bir maestrolar bunlar. Ama tabii imkanlar farklı yöne gidiyor. Fakat stoper falan tamam, bunlar bilinen bölge. Fakat olmazsa olmazı bir tane mutlaka yani bir açık. O da öyle kanat oyuncusu. Öyle şey değil. Yani dinamik bir açık. Zaha örneği verdiniz hocam. Zaha veyahut da Maxi gibi. O tarzı bir oyuncu. Amokachi diyelim, örnek verin yani. Bunlar bilinen oyuncular olduğu için bizde şu anda o tarza açık kim var Türkiye'de? Maxi'yi göreceğiz, Barış Alper'i göreceğiz. En böyle yani, yırtıcı öyle diyebileceğimiz. Bir dağıtıcı bir olması gerekiyor. Çünkü Silva Milva onlar anlatmaya gel. Onlar getirdiği zaman işte bu tarzda çok goller yazarlar size. Mertens'in gençliğini almadılar demiştim ben çok transfer geldiğinde. Hakikaten o tarzda bir oyuncu. Immobile zaten dolaşan ve ona çok pozisyon hazırlayacak. Arkadan gelen, birbirlerini tamamlayan oyuncular. Ama ikinci, üçüncü de gerekiyor. Hocam sizi şöyle tamamlayayım izninle Melike. Son dönemdeki şampiyonların hepsini hatırlayalım. Başakşehir'le başlayayım. Hatta biraz daha filmi geri sarıp Fatih Hoca'lı iki şampiyonluk. Birinde Geri Rodriguez, birinde Onyekuru.
Başakşehir... Onya kuru diyecektim biliyor musun? Tabii. Geliyorum o yüzden. Başakşehir şampiyonluğu. Aynı isimlere dönmeyelim. Hayır, Başakşehir şampiyonluğu Visca. Sonrasındaki Beşiktaş şampiyonluğu Gezal Larin. Evet. Vakayeme. Trabzonspor Vakayeme. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray Barış Alper. Yani hocama şöyle tamamlamış olayım, haklı. Yani Semih ve Raşisa'dan daha fazla. Çünkü Semih henüz ispatlamadı kendisini, artı ne kadar ideal sol açık. Biraz oyuncu aslında biraz forvette de oynayabiliyor. Yani tam o bölgenin oyuncusu olacak kenar oyuncusu olarak. Raşisa iyi bir oyuncu ama biraz asker nitelemesi yapsak olur. Skor yükü çok üstlenemez Raşisa. Bu saydığım deminki takımların şampiyonluğunda skor olarak çok hükmetmiş dominant oyuncularla. İki takımın da 11'ini kontrol ettim Melike. Yani Ersin yerine Mert. Süper Kupa'ya bu takımlar çıkabilir. Yani bugünkü Gençler Birliği karşısındaki Beşiktaş'tan, Parma karşısındaki Galatasaray. Yani Yelert bugün süre alsaydı acaba derdim hani Süper Kupa'ya direkt 11 ama bugün hiç süre almadı. Kaan Ayhan, tekrarlayayım beni. Ben Kaan Ayhan olabildiğince merkezde oynaması taraftarıyım. Dubois iyi bir kamp geçirmedi. Evet, yani iki takımda Galatasaray'ın sağ beki şu an problem Yelert girene kadar. Hocam doğru özetledi. Beşiktaş'ta da Paulista'nın partneri. Omar Colli başlıyor ama işte geçen sezon onun en iyisi Necip'te, öyle düşünelim. Şu anda mecburlar mı? Mecburlar. Yani iki takım da muhtemelen bugünkü hazırlık maçlarındaki oyuncu grubunun 8-9'unu muhakkak Süper Kupa'da göreceğiz. Yani biraz son prova şeklinde yaptılar Melike, onu anladım. İki yani takımın da hazırlık maçı bugün de. Ne yapıp iyi stoperi mutlaka onların listede var ama açık hakikaten belli etti kendini. Elindeki oyunculardan biz yola çıkıyoruz. Yani bu açıklar sizi nereye kadar götürebilir? Ne kadar götürebilir? Şu an Can Keleş var kulübede. Evet. Karagümrük'ten. İyi oyuncu, genç oyuncu. İyi oyuncu ama ben gene biraz evvel saydığın isimler var. Benim de saymaya çalıştığım isimler var. O tarzda bir açıkları ben tercih ederim. Olması gerekir. Seni çünkü önde iki tane öyle bir ekstra bir oyuncu var ki o ekstra oyuncuya da o toplar çok iyi gelmesi. Arkadan da destek gelmesi lazım. Mutlaka bunları hoca düşünüyordur, hocanın istediği oyuncu ama öyle bir şey belki oyuncu çıkaramıyorlar. Yani Muleka'yı da Immobile'nin yedeği gibi düşünebiliriz. Hani çok Abubakarlı planlama olmayacak gibi. 3.1 yani milyon euroluk bir maliyet. Muleka'yı da yerine yani daha farklı birisini bulabilir ama çıkaramıyorsun. Elinde çok fazla çok oyuncu var. Gönderemiyor ki oyunculara. Bakın şimdi işte ne var. Beşiktaş'ın en büyük şanssızlığı. Rebic elindeki, var daha. Chamberlain var. Elindeki oyuncular. Oyuncular zor, sağ bek. Çaykur Rizespor Hacı Ahmet Öviç'e talip olmuş. Amartil Onana var da. Evet, Hacı Ahmet Öviç şöyle düşünebiliriz bu arada Melike. O düşünülebilir kadroda. Hayır, aslında. Şöyle Musrati ile Jesson'un yedekleri, Hacı Ahmet Öviç'te Salih yapabilirsin dörtlü bir rotasyon. Muçi'yi Rafa Silva'nın yedeği. Yani biraz alternatif düşünüyorum hep. Yani orada Onana, Amartil kafadan. Rafa Silva 30 maç oynar ya. 30 maça gider, onu yedeklemek biraz zor olur. Hocam. Sana bir mesaj var. Mehmet Bey diyor ki Mahmut hocamı gündüz yayınlarında da izliyorum. Bu kadar neşeli ve konuşkan değil. Hocama gece yaramış diyor. Yok ya, her zaman neşeli ama gece ben, daha mı? Demek ki sen de gece daha mı neşelisin? Bilmiyorum, geceleri daha farklı oluyor. sen varsın, Mehmet var, sizler devamlı buranın müdahimlersiniz. Ben yok, şimdi, yeni daha çıtır yeni gelmeye şimdi başladım. Her saat güzel tabii ki ama insanların şey saatleri vardır ya, daha dinamik oldukları bizim saatler. Bizim daha başta eve gideceğiz, daha maç seyredeceğiz, dur. Daha uyuma yok. Gökhan Keskin'in kulakları çınlasın. Bana hep şey diyor, ben gündüz yayına çıkınca. Ya Melike ya falan diyor yani. Yok diyor, uyuyor diyor, sen kendine gelmemiş oluyorsun diyor. Ben geçenlerde de söyledim. Biyolojik olarak vücudumuz belli bir saate alışınca o saatte daha... Mesela şu an benim gündüzüm yaşanıyor. Benim açımdan. Yani gündüz dinamikliği yaşanıyor ama sizi bilemem. Sürekli izleyenler evet öyle. Bu arada Gökhan Keskin'in kulakları çınlamasın, zaten bizi izliyor. Şimdi gördüm mesajını. Selamlar. Dün akşam Beşiktaş'ın 11'ini söylemiştik. Değişik oyuncu yok demiş. Teşekkür ediyoruz. Bravo. Hani zaten Gökhan Keskin'i tahmin etmeyecek de kim tahmin edecek? Aşağı yukarı evet kadroyu belirlemişti ve o konuda haklı çıktı, onu söyleyebiliriz. Şimdi biraz izleyicilerimizin yorumlarıyla devam etmek istiyorum. Neler düşünüyorlar? Az önce bir örnek verdin aslında sen de. Buna benzer bir izleyicimizden soru gelmiş. Rafa Silva Talişka etkisi yapar mı diye. Semih daha ne yapsın kendini ispatlamak için diye de Batuhan Bey bir
isyanda bulunmuş. Onu söyleyelim. Beşiktaş'a sol kanat transferi şart diyor Mehmet Bey. Biraz Mahmut Hocam'ın da söylediği gibi. Sol bek şart, sağ bek şart diye de eklemiş. Hatta tekrar sol bek şart diye eklemiş. Şimdi Masuaku ile ilgili de çok iddialar var. Sağ bekten de çok memnun değil Beşiktaşlar. Beklerle ilgili de aslında beklenti var. Masuaku şu anda yerini doldurman için onu çok çok üzerinde, iki kat üzerinde bulman gerekir. Evet. Ve Beşiktaş'ta şu anda oraya götürebilecek zaten oyuncunun karakteristik ve futbol özelliklerine bir şey demiyoruz. Ama önünde kim de oynayacak? Önündeki oyuncu da çok önemli. Onlar çünkü birbirlerini tamamlayan oyuncu. Ön marka aynı şekilde. Öbür tarafta Svensson, evet Svensson çok düşüşte. Yani Svensson'u çok evliliğini çok iyi bildiğim için konuşabiliyorum. Orada bir sakatlıklar yaşarlar mı? Orasını nasıl toparlarlar? Hoca Azi Akmar'da oynadığı dönemlerden onu biliyor. Belki toparlayabilir. Yani hep soruları soru işareti. Şimdi öyle bir şey ki karşılaştık ki Beşiktaş yönetimi ve taraftarı ellerinde hem kendilerinin de bildikleri gibi hem de kamuoyunun bildiği gibi bizlerin de çok fazla mevkilere oyuncu transfer yapılacak. Yapılması da gerekiyordu. Yani o transferler de öyle ufak tefek bir şeyler değil. Yani benim hep tabirim vardı. Baba topçular. Şimdi bana söyleyebilir misiniz Beşiktaş'ta bir Josef de Souza ve Atiba'nın oynadığı o dönemdeki gibi orta saha var mı? Şu an Atiba gibisi zaten. Bakın Atiba ve Josef dedim. Evet. Yok. Yok. Hocam bir araya girebilir miyim? Tabii. Bu şampiyonluk için hep şu örneği veriyorum ben. Beşiktaş'ın Sergen Hoca'lı şampiyonluğun şöyle bence çok değeri var. Kadro kalitesi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gerisinde. Mesela Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ı sadece Pereira'lı Fenerbahçe'nin çok iyiydi kadrosu. Yani Galatasaray'ın kadrosu daha gerisindeydi. Sergen Hoca büyük iş başardı. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi alt ederek ama şu örneği de hep vermişimdir. Josef de Souza, Atiba mı? O dönem Taylan Belhanda, Luis Gustavo Zantufan, Josef Atiba daha iyi ikiliydi. Yani sırf o merkez ikilinin üstünlüğüyle aslında o tamamen takıma sirayet etti. Yoksa evet Gezal'ın çok ekstra performansı vardı o Bakır'ın ellerinde ama Galatasaray'ın da bakarsak iyi bir hücum hattı vardı. Yine Fenerbahçe'nin çok kreatif oyuncuları vardı aynı şekilde ama orta saha 6-8 işte Beşiktaş açısından ben şu aşamada Musrati Jetson için söylemiyorum bu cümleyi. Zor. Çok uyumlu bir ikili gelmiyor bana. Yani şöyle o saydığın dönemde onların oynadığı dönemde üçüncüyü orta saha kimi koyuyor oynuyordu. Zaten üçüncüde öyle. Bir ve devamlık sağlamadı. Kaleciyi görmüyorduk. Oğuzhan mesela vardı. Ersin'i görmüyorduk hiç. Tabii. Yani top gelmiyordu ve çok kreatifliydi takımda o da. İşte o tarzdaki oyuncu orta saha. Şimdi hakikaten Beşiktaş'ın şurası iyi desen bu tarafta bir falso çıkıyor. Ben sağ bek problemli yorumluyorum. Olacak yani. Sağ bekten çünkü Paulista'yı o tarafa itmeye kalkarsanız bu sefer göbekten tamamlayan oyuncular şu andaki kadrodan çıkıyoruz. Tabii değişiklikler olursa bilemeyiz. Daha farklı bir transferler yaparlar ama maalesef transfer yapmak için de elindeki topçuları gönderemiyorsun. Ya bonservisini vereceksin, zarar edeceksin ki ediyorlar. Beşiktaş'ın da böyle bir handikapı var. Ne oldu? 14 oyuncu ne anladım ki ben ondan? 2 tane daha fazlalaştı. Değişen bir şey yok ki. Hani federasyon dedi ya 2 tane daha yapalım. Onda da bir şey yok. Ya bırakın abi bunu ya serbest bırakın. Veyahut da deyin ki neyse geçti o farklı bir konu. Evet Musrati için kötü yorum yapmış izleyicimiz. Dostlar alışverişte görsün gibi yazmış. Jetson'un defans yönü çok zayıf yorumunu yapmış. Semih topla vedalaşamıyor diye de eleştirmiş. Bir patlayıcı hareketini göremiyorum demiş Ekrem Bey. Bu yorumlara nasıl cevap verirsiniz? Musrati Trabzon'a o golü atmasa, yani kupayı getiren 5 yaşında sezonu kurtaran gol, eleştiri boyutu çok daha farklı olurdu. 98'de değil mi? Yok pardon, 96'lı. Bakayım. 98'li Jetson hocam. 96'lı Musrati. Jetson 98'di ama Jetson'da o yemeği yapamadı. Yani deli tavuk gibi her yerde oluyor ama hiçbir de sana varlık gösteriyor. 96'lıymış Musrati'de. 96. Niye söyledim biliyor musun onu? Çoğu kişi bilmez. Belki Gökhan Hoca hatırlar ama. O çünkü o vakitler Olimpiyat milli takımın başındaydı. Ben de Galatasaray'da scouttum. Mersin'de oynuyordu. Akdeniz Olimpiyatlarında. 94 yaş grubunda 96'lı oynuyordu orada.
Tabii. Hmm. O dönemler onu izleyip de aldılar. Orada da bir de şey vardı. El Hamidi vardı. Hocam ben zaten baktım. Ligimizde Libyalı bir Tarık El Tayyip vardı. Çok iyi oyuncu Gaziantep'te. El Hamidi bir... de öyle. El Hamidi şeye Benfica'ya gitti. Libya şeyine şahit değilizdir hani. Bak, böyle El Hamidi ben sana bir şey söyleyeyim. Bir hafta Galatasaray'da antrenmanı çıkardım ben. Herkes işi bırakıyordu. Ama sonra olmadı. Neyse onun yerine Buruma geldi. O sonra Benfica'ya gitti. Doğru. Şöyle... Yani Semih için bir şey diyemeyeceğiz. Semih bak bu hoca veli nimet onun için. Masuaku satılıp yerine Emrecan Terzi koyulabilir mi? Masuaku'nun maaşından kurtulur hem de belki Emrecan Rıdvan Yılmaz etkisi yaratabilir mi? Emine Selçuk ben bir hanımefendi izleyicimiz yazdı. Hemen cevap vereyim. Rozier vakası olur. Hadi Rozier'de disiplinsizlik, Beşiktaş değerleri deyip yoksa Rozier, Svensson'dan da Onur'dan da daha iyi sabek. Sol bekte bunu yaparsanız ki Masuaku'nun Rozier'e kadar problemli olmadığını biliyoruz. İşin disiplin kulüp içi ayenk olarak Masuaku da iyi oyuncu. Herhalde yani. Masuaku'dan bence kolay vazgeçilmemesi gerek. Şu anda vazgeçemezsin. Yani hangisinden onda da vazgeçsen oraya yeni bir tane oyuncu bulman lazım. Zaten stoper diyorsun. Sağ bekte problem var. Orta sahada problem var. Açıkta problem bir var. Bir de şu örneği de verelim Melike. Beşiktaş son 3 senede bir tek şampiyonluk havasını biraz Şenol Hoca'nın o yakaladığı bir iğme vardı. Jesus'lu Fenerbahçe Okan Hoca'lı Galatasaray'a. Evet. Masuaku orada o kadar iyi oynadı ki hatırlayalım. Opsiyonlu kullanıldı. Yani acaba oynatılmasın mı? Opsiyon devreye girmesin denilirken öyle futbol oynadı ki Masuaku 2 ay hatırlıyorum. Yani iyi Beşiktaş yani iyi takımda Masuaku oynar. Onu demeye çalışıyorum aslında. Kötü takımda evet silinip gidebilir ama milli iyi takımda, oyuncu. Milli takımda ben Afrika Şampiyonası'nda izledim yani neler yaptı orada. Şimdi hocam sen araya gitmeden de bahsedecektin Galatasaray'da orta sahadaki adayları konuşurken Rios'la ilgili de konuşacaktın. İzleyicimiz Erhan Bey de sözünü kestiniz Melike Hanım hala beklemedeyiz hocanın yorumunu demiş. Bir konuşalım onu da. Vallahi Manchester United'deki oyuncu hepsinin üzerinde. Daha hepsinin üzerinde değilsem şeyle Kolombiya'yla denk getirirsek onun üzerinde. Ama Wendell çok farklı bir oyuncu. Bak şimdi Kolombiyalı oyuncu nereden? Palmeiras'ta. Palmeiras'tan önce Flamengo. Flamengo'dan bir yere kiralık gidiyor, oradan kiralık geliyor ve Palmeiras alıyor. Şimdi elinde senin bir kim var? Torreira var değil mi? Alacağın oyuncu Torreira'dan daha kreatif olması gerekiyor mu? Orta sahada. Bu da hemen hemen aynı tipte bir oyuncu. Şey nasıl biraz evvel söyledik Beşiktaş'ta. Jetson'la Musrati mi? Jetson. O tarzda çok fazla koşmaya çalışan ama topla da ve bazı hareketlerde de sıkıntıları yaşayan. Şimdi Wendell çok farklı bir oyuncu. Wendell Fred'e yakın bir oyuncu. O tarzda. Galatasaray'ın eksiği öyle mi? O tarzda bir oyuncu mu? O tarzda bir oyuncu. Evet. Bir Fred bulmalı diye konuşuluyor ya hep. Yani. Yani ve arayacaksan alacaksan o tarzdaki öbürü tamam genç ama Torreira'dan çok fazla bir farklılığı yok. Zaten senin elinde bir öyle bir oyuncu var. Kaan var öyle bir oyuncu. Sen bunların üzerinde seni daha çok öne taşıyacak ve ceza sahasına sokacak, pasörlüğünü, şutörlüğünü falan yapacak bir oyuncuya gerek var. Bence Wendell ismi geçenlerin daha kreatif bir oyuncu. Benim şahsım bana sorsalar ya da ben orada çalışmış olsam bir puanım varsa Wendell'e veririm. Katılıyorum hocam. Şimdi bu arada hanımefendi izleyicimiz demişti mi değilmiş annesinin telefonundan yazıyormuş. Melike abla demiş ben annemin telefonundan yazıyorum. O zaman ismini de yaz senin ismini söyleyelim sonrasında. Peki şimdi bir başka soru Erhan Irmakcan. Diyor ki sizce takımlarımız tek santraforlu korkak futbolu bırakıp Dzeko, En-Nesyri, Icardi, Batshuayi, Semih, Immobile gibi eskiden olduğu gibi daha cesur, daha seyir zevki yüksek çift santraforlu sisteme dönerler mi? Üç takımdan örnek vererek sormuş. Nasıl yorumlarsınız, ne dersiniz? Takımların mevcut santraforlarının yapısı hangisi daha uygun? Şu ya da hoca olarak, mesela Okan Hoca'nın geçmişte var oynatmışlığı biliyoruz. Ama bunun için Melike söyleyeyim oynatırım. Çok özür diliyorum. Rafa Silva, Mertens, Szymanski. O profiller bu oyunculardan var. Vazgeçecek misiniz? Yani evet. Hem on numara hem çift forvet biraz fazla cömert oluyor. Yoksa doğru, evet, Rafa Silva'nın, Szymanski'nin, Mertens'in olmadığı denklemde çift forvet. Orada da bir tek olumsuz görüşümü Dzeko En-Nesyri için. Yani ikisi biraz aynı tip oyuncu. Cenk Tosun'lu bir çift forvet denemesi olabilir. Bence Fenerbahçe'de illa olacaksa. Oo. Ne dersin hocam? Ya, çift santrafor oynamak tabii farklı bir olay. Orta sahanız ve kanatlarınız çok iyi olması lazım. Ve çok iyi çalışmanız lazım.
Mesela çift santraforlarımız için şunu da yaparsınız. En uygun takım hangisi sence? Efendim? Saydıklarından en uygun takım hangisi çift santrafor oynamaya? Aşağı yukarı ikisi bir kere kesin oynar da Galatasaray Fener. Beşiktaş'ta da orta sahayı güçlendirirsen oynar. Semih'le Immobile'le oynar. Çünkü ikisi de değişkenlik bir oyuncu. Peki Mehmet'in dediğine ne diyorsun? Bu sefer orada Mertens gibi, Rafa Silva gibi, Şimanski gibi oyuncular var. Farklı bir şey. Dörtlü oynamazsın, üçlü oynarsın. Üçlü savunma yaparsın. Üçlü yaparsın, 3-5-2 oynarsın. Bayağı, ikisi, bütün sistem. İkisi, hepsi de oynayabilir bunu. Şimdi Galatasaray'la Fener çok iyi oynar. Şimdi düşünebiliyor musun? Bardakçı, Nelson, Sanchez. Evet. Bir izleyicilere soru sorayım mı izini? Tabii ki. Ligimizde en son üçlü oynayıp şampiyon olan takımı, yani Lucescu Beşiktaş mı yani acaba? 20 sene önce hocam biliyorsun Jesus'un sonu oldu. sayalım kim vardı? Zago, Ronaldo Ahmet oynuyordu ama her zaman... 21 sene önceden ama bahsediyoruz. Ama her zaman da öyle oynamadı diye hatırlıyorum. Şey de öyle. Yani çok küçüktü bu. Zamanında Fatih Hoca da öyle başladı. Sonra değiştirdi. Ama 4'te işte, döndü. Hocamın dediği doğru. Bakın, tuvalet için bakın üçlü şöyle diyeceğim. Artık günümüzde büyük takımlar da üçlü oynuyorlar. Oynayan milli takımlar da var. Lig takımları da var. Şimdi ben şuradan yola çıkıyorum. Senin elinde çok kreatif. Mesela Fenerbahçe. Bağlasan durmuyor. Samuel. Burada da Ferdi. Uçak bek. Şimdi burada sen Çağlar, Bekav, Dijik örnek veya Dostavol'da üçlü. Burada Ferdi, burada Samuel. Git gidebildiğin kadar buraları istediğin gibi kapatırsın. Aynısı Galatasaray'da da öyle. Oynayabilirsin. Ama tercih etmiyoruz. Çünkü elinde senin bu kadar iyi santraforlar varken Türkiye Ligi'nde niye oynamayacaksın abi? Avrupa Ligi'nde değiştirebilirsin düzenini. Bak Fenerbahçe'de göreceğiz mi? Zaman zaman bu değişikliği yaşayacak Fenerbahçe. Merakla bekliyoruz. Peki şimdi bir ben kimim yapalım? Hiç yapmadık ya. Çok özetler, transfer derken daha konuşacağız ama gecenin daha iki tane var. İlk ben kimimi gelsin. Eyvallah. Geç bile kaldık. 1:20. Hızlı geçti bugün. Evet. 10 dakika gibi geçti demiş izleyicimiz 2 saat. Geldi. 12 kupa sevinci yaşadığım kulübe 2 kez transfer oldum. Sunes'in gözde öğrencisiydim. Kariyerim boyunca bir çizgi romanın adıyla anıldım diyor. Bir kupa dışında tüm başarılarımı İngiltere'de kazandım diyor. Teknik direktörlük kariyerimde efsanesi olduğum kulübün ezeli rakibini çalıştırdım. Ben kimim? Efsanesi. Mehmet bilir bunu. Liverpool Everton. Sunes'in gözde Liverpool öğrencisi. Everton. Sunes'in ama diyor bak gözde öğrencisiydi. Sunes Liverpool'dan Galatasaray sonra Blackburn yaptı. İskoçya'sı da var sanırım Sunes'in. Kariyerim boyunca bir çizgi adıyla anıldı. 12 kupa sevincim kulübe 2 kez transfer oldum. Liverpool'dur bu 12 kupayı Liverpool'da kazanmıştır. Sonra da gidip Everton'ı çalıştıracak. Doğru mu yorumlamışım? Bu futbolculuk kariyerinde bu ismin Liverpool'u yok. O zaman Everton'da ama Everton'da 12 kupa nasıl kazansın ya? Everton'ı var. 12 kupa. Ama bir tek Everton'ı yok tabii ki. Teknik direktörlük kariyerinde efsanesi olduğum kulübün... Çizgi romanından kim? Çizgi roman onu çok sonra söyleyeceğim. Şu anda 61 yaşındaymış bu arada. Oy tabii. 61 mi? Evet. Kaç? 61. 62, 63 doğumlu. Hacı 66 doğumluydu. Hacı'nın jenerasyonun oyuncusu. İngiliz muhtemelen. Ya da 12 kupa. İskoç da olabilir. Danimarkalı mı? Değil. Yok hocam bu şeydir. Britanya yani. Değil mi? Britanya güzel. İngiliz evet. Demeyelim. Britanya diyelim. Britanya yani. İskoç güzel bence. Güzel gidiyorsun. Celtic'le Rangers'tır genelde. Galli. Evet. Saunders. Hayır. Değil. Saunders'ta çalıştıyorsunuz hocam. Galli bir dakika kim var Galli?
Şey olmasın, o Real Madrid'e falan gider mi? Bu futbolcu döneminde, yani tabii çok yaşı var diye futbolcunu yani da diyemem ama futbolcuydu ya bir zamanlar. Barcelona'sı var. Lineker. Hayır. Lineker'in var, Barcelona'sı da yaş. Bir dakika, kim var o? Manchester şey... United'ı var. Manchester United, Barcelona o jenerasyondan. Kim buluruz? Bir saniye. Bulursun. Benim çocukluğumun futbolcuları onlar da. Lineker uyuyor tanıma. Barcelona'sı var Lineker'in. Hatırlamıyorum ben de. Lineker'in mi? Lineker'in var hocam. Lineker'in Barcelona'ya var. Gitmiş galiba. İlk hatırladım. Ama Sunes'te çalıştı mı? Sparky bu arada. Efendim? Çizgi roman adı Sparky. Sparky. Lee Sharp diyeceğim. Yok abi, olmaz. Şey, bir dakika, buluruz hocam. Böyle mevkisi... Markalıyor değildi. Biraz daha düşünün biraz daha. Ne dedim? Manchester United'ı var dedim. Manchester United, Barcelona düşünüyorum o şeyden, o jenerasyondan. O jenerasyondan kim gitti oraya? Hücum oyuncusu. Hücum, Koeman, Stoichkov, Romario. Kim vardı oradan? Cantona. Chelsea'si var. Everton var. Chelsea, Everton. Kançelsis diyeceğim. Kançelsis. Öyle bir oyuncu vardı. Bayern'i de ama var bu arada. Ama o şey değil. Ciddi ya. Misin? Chelsea, Bayern. O demek ki ben yetişemedim. Bayern'de var? Chelsea, Bayern, Manchester United. Galli. Manchester United'da başlıyor kariyeri. Artık anlatayım bütün kariyeri. Galli, Giggs dışında kim var? Barcelona. Bayern. Biliyorlar, bana geliyor mesajlar da göremiyorum da. Bakayım kim mi? Benim bildiğim bir oyuncu değil o zaman Galli. Hocam Galli, ben Giggs dışında o dönem. Bayern'de de oynamış. Yavuz Us. Benim hatırlıyorum. Bir de hücum oyuncusu diyorsun. Ben defans oyuncuları, Irvin'ler falan, onların memleketlerinden İrlandalı. Sayın biraz, biliyorsunuz kim olduğunu. Allah Allah. Söyle bilelim. Blackburn'de de bitiriyor kariyerini. Blackburn'de bitiriyor. Chelsea'si var. Southampton'da var bu arada. Bir dakika. Oynamadığı yer kalmamış. Evet. Southampton, Blackburn. Bir dakika ya, ben bu şey bildim de şu an bildiğim bir oyuncu da unuttum bir oyuncu. Galler'de. Yok. Galler'le kim vardı Bayern'de ya? Ben anladım. Ya böyle bir ikonik friki golüm vardı. Bir şey var aklımda gelmedi. Yok, Melike ben unuttum. Geç. Nerede teknik direktörlük yapıyor şu an? Şu an yapmıyor mu? Yapıyor mu? Southampton'da yapmış teknik direktörlük. Pas. 2000, ama bakın örnek veriyorum. 2017, yok. 18. Düşmüyor. Letizia diyeceğim. Hayır. Ama o da daha genç. Yok. Ben bu oyuncu bilmiyorum o zaman. Biliyorsunuz ya. Bilmemek lazım. 31 yaşında mı Melike? Nasıl bileyim? Oldu. Biliyorsunuzdur. Biraz daha hızlı. Galli ben Giggs dışında hatırlamıyorum. Galli, Giggs vardı. Başka hücum oyuncusu var mıydı ki? United olacak. City, Bruce'lar falan, onları hep defans oyuncularını hatırlıyorum. Öbürlerini bıraktım. Bayern'i düşünüyorum ben. Bayern'de Galli. Giggs dışında hücum oyuncusu kim var onu düşünüyorum hocam. Bilmiyorum. Kim var? İrlandalı forvet vardı bir tane. Getirelim, onu hatırlıyorum. Getirelim o zaman. Pes mi? Pes. Benim bilmediğim bir oyuncu diye düşünüyorum. Mark. Hust. Ya gelsin. Aa, ya. Doğru. Mark Hughes'u biliyorum. Ben bildiğine eminim yani bize. Mark Hughes. Hocam sen de yani nasıl gelmeden? Maçı söylüyorum. Ve bence çok güzel ipuçları verdi. Mark Hughes'tan sonra Mancini gitti, City'yi şampiyon yaptı. O 4-3'lük çok böyle Owen'ın son dakika golünün olduğu maç City'nin hocasıydı. City'nin de hocasıydı. Vay diyecektim be. Tam. City'nin hocalığını yaptı Mark Hughes. Belki oradan bulurdu. Tugay'ın da hocalığını yaptı değil mi? Bilmem. Aa, doğru, Barcelona yapmış ama çok Bayern'i hatırlamıyorum bak. Bayern'i hiç hatırlamıyorum Marcus. Barcelona yaymayan ama ben çok yetişemedim hocam oyunculuğuna çok. Hocalığını hatırlıyorum. 2004-2005 Blackburn çok diyor. Bir santral olabilir bak. 2004-2005'te Blackburn'da hocalık yapmış. Yani Tugay'ın çalıştırdı. Olabilir. Peki Yavuz Bey'i tebrik ettik. Şimdi Savic'i konuşacağız demiştik. Bir imza töreni düzenlendi. 3 yıllık imza attı oyuncu. Bir ekranlara getirelim önce onu, sonra da konuşalım. Yani bu sezonun en iyi stoper transferi olabilir diye bir yorum yapmıştım. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz Savic'le ilgili. Hocam seninle başlayayım. Valla Savic hakkında ne söyleyebiliriz? Trabzon mükemmel bir stoper aldı.
Yani nasıl söyleyeyim sana, bir hani derler ya playmaker falan dersiniz ya orta sahada, aynı o şekilde oynayan bir oyuncudan söz yani, ediyoruz. Bir anlamda ve da oyununda lideri olabilecek bir oyuncu. Yanılmıyorsam uzun süredir tam yerde hiç sakatlık falan da yok. Çok kendine çok iyi bakan, çok fit bir stoper. Yani şu anda hani Hugo falan diyorlar ya, Hugo'nun da üzerinde. Keşke şimdi Savaş varken Hugo da yanında olsa da Trabzon'un stoper hattını daha farklı izlesek. Ya mükemmel bir oyuncu transfer ettiler. Diğerlerinin hepsini biliyoruz, tamam. Ne çok yukarıda ne çok aşağıda, orta ama çok farklı bir oyuncu. Bravo yani, tebrik etmek lazım Trabzonspor'u. Bundan sonra biraz da orta sahayı kapattıkları zaman Trabzon'dan çok farklı şeyler konuşacağız. Yeni gelen sağ beki, ben ismi geçti ama hiç izlemedim, bilmiyorum, bir şey söyleyemem onun hakkında. Fakat bu mükemmel bir stoper. Mehmet sen yani söyleyeceğiz. Şu anda pardon çok kısa, şu anda ben şöyle söyleyeyim, hep Sanchez birinci derdik ama bu Sanchez'in de önünde. Kariyer olarak önünde ama Sanchez şu an ligimizin en iyi stoperi. Bu çok oyuna falan girmesi falan çok çok farklı bir stoper. 9 senelik Atletico Madrid kariyeri özetliyor her şeyi. Hele ki Simeone'nin takımında 9 sene yer alabilmek. Onun öncesi Fiorentina, zaten çıkış Avrupa'ya City. Çok iyi bir kariyer. Bir de yani Melike işi sulandırmak değil mi? Öyle bir transfer duyurusu var ki o bakışları atan bir oyuncunun zaten kötü stoper olması mümkün değil. Yani sırf oradan çok iyi oyuncu olduğu anlaşılıyor. Bu arada ben Trabzonspor forması direkt mesela hani Savic olmasa Trabzonlu şey imajı da var. Hayır, o öfke şeyi. Trabzonlara benziyor. Şimdi hayır, ben de o, bir taraftan Trabzonlu olduğum için çok iyi bilirim o profili. Transfer duyurusunda biliyorsun öfke üzerinden bir tanımlama hakkı ama stoper evet, biraz korkutucu olmalı. Evet. Savic o anlamda zaten kariyeri de özetliyor. Çok çok iyi transfer. Vitor Hugo'dan değil, zaten Trabzonspor'un şampiyonunu hatırlayalım. Vitor Hugo Edgar ikilisi. Vitor Hugo öyle bir isimdi ki yanına Ahmet Can'ı da koyup oynatabildiniz. O Ahmet Can hemen transfer yapabildi. Savic de bu anlamda yanına hangi stoperi koyarsanız koyun maksimum performansı verir. Ben hafta içine Trabzonspor'un hatta A Spor'dan izledik. Ön eleme maçını dizdim Slovak rakibe karşı. Şöyle hocam, 2-0 bitti ama oyun evet, şansı mı diyelim? Maçın hakkı 2-0 değildi. Çok pozisyon verdi Trabzonspor. Orada da şunu hatırlatalım. Uğurcan dışında öndeki dörtlü tamamen değişmeye aday bir dörtlü. İşte sağ bekte Ozan Tufan devşirme idare etti. Sol bekte Eren oynadı ama Barış içe muhtemelen verecek. O geldiği içinde zaman çok oturaklı. Üstüne Mendy Densfield ikilisi değil. Savic orada bank olacak. Belki de bir stoper daha orijini stoper olan bir oyuncu transfer edecek Trabzonspor. O yüzden savunma hattına yapacağı transferlerle muhtemelen bir daha bu kadar pozisyon verdiği maç olmaz bu seviyede. Belki şey de düşünürler onlar, Barış içi de stoperde oynatıp Elmalı'yla orada devam etmeyi. Olabilir. Densfield çok fazla sırıtmıyor. Şeyle Savic'de de fazla sırıtmaz şu anda. Hocam Mendy'nin orta saha olması daha avantajını olur. Mendy tabii evet, kendi yerinde oynamıyor zaten. Yani şu anda, biraz da yokluktan aslında tabii işte. Tabii şu anda hakikaten çok kaliteli bir stoper. Hep seri derdik ya, keşke bizde bu stoper bize gelse de biz üç de oynasa da. Üç büyüklerin ihtiyacı olan oyuncuyu Trabzonspor aldı yazmış izleyicimiz Roşan Bey. Üç büyüklerin ihtiyacı olan oyuncu Trabzonspor aldı. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ihtiyacı yok. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yok ama onlarda da olsa kimse hayır demez yani. Alsın. Yani çünkü yani, Şampiyonlar Ligi'ni falan düşünürsen. İsteyeceği diyelim yani, tabii ki isteyeceği transfer etmek isteyeceği ki Fenerbahçe evet, Çağlar transferi sırasında Savic'de listesinde vardı, onu biliyoruz. Beşiktaş yine ilgilendi. Aynen, Beşiktaş, doğru söylüyorsun, Beşiktaş da ilgilendi. Beşiktaş vardı, Beşiktaş alamadı ama Trabzon hakikaten hani derler ya turnayı gözünden vurdu diye çok çok iyi açıklanan bir oyuncu. Açıklanan maliyette bu kariyer bu rakamı kazanır zaten. Hiç, yani artık bu tarz oyuncuları anormallik görmüyorum. Mehmet ekonomi tabii, ben dedim ya bizim işimiz değil ekonomi. Biz topçuya bakarız, sahada vereceği verime bakarız. İyi oyuncu iyi paralar hocam. Ya öyle zaten, başka türlü alamazsın bunları. Ve tartışmazsın aslında, o para ya çok gündeme de gelmez. Unutuyorsun iyi oynadığı zaman. Savic de şimdi bak ne oldu? Paulista'yı aldın, yanındaki ya acaba kim olacak diyorsun işte. Doğru. Ya bu tarzda. Şimdi Sanchez'in gittiği zaman ne olur işte oyuncu. Fenerbahçe'de Trabzon hakikaten başlı başına bir müdafaa aldı, Şimdi bir soru daha. Hakan Kargın. Müdafaa aldı, tam bir müdafaa aldı. Tam olmuş. Bir müdafaa. Müdafaa savunma. Orayı kapatsın, burayı kapatsın, oyuna Zevk girsin. Için oyunu kursun.
Her şey var adamda. İşte ilk kez müdafaa kelimesi. Güzel aslında. Evet. Efendim? Hep defans müdafaa diyor. Defans, ofans diyor. Onu defans, da yabancılarını söylüyoruz. Savunma Türkçesini müdafaa, söylüyoruz. Doğru. Hani eski Türkçede de müdafaayı söylemiş olalım yani. Müdafaadır abi, müdafaa. Müdafaa. Hattı müdafaa. Hakan Bey yazmış, Fenerbahçe ile ilgili bir yorum yapmış. Konuşmuştuk öncesinde çünkü. Diyor ki kesinlikle 4-4-2 dizilişinde oynaması lazım. Çünkü En-Nesyri'ye 20 milyon euro verildi. Diğer tarafta ise Dzeko var. Kim kulübede beklerse yazık olur demiş. Kaç gündür konuştuğumuz bir konu aslında. Yani ne diyelim ki şimdi size? Şeylere çok doğru, takılıyoruz Melike. Dizilişlere çok takılıyoruz. Tabii onlara sistem deniliyor da esas da diziliştir. Sistem farklı bir şeydir. Dizilişler artık ikili oynar, üçlü oynar, tekli oynar. Hocanın vereceği bir karar. Bazı maçlar vardır sizi kafadan böyle çift santroforla gidersiniz. Bazısında da tek gidersiniz. Bunun da nihai kararı vereceği hocadır. Tamam, bir tarafta biraz daha aktif olan bir oyuncu var eline istiyor ama Dzeko'da tam bir tecrübe abidesi. Şimdi oynadığı yerlere bak. Bir de gelen yeni gelen oyuncunun oynadığı yere bak. Evet. En fazla oynadığı yer Sevilla değil mi? Şimdi biraz biz fazla bir şeyleri abartmayalım yani. Burada 37 yaşında mı adam, topçu yani. Adam da hala neler yapacağını çok iyi biliyor. Bu tarafta da gencini aldınız. Nasıl Silva ile Mertens hakkında konuştuk. Burada da genci geldi. Ama kimse Cenk'i konuşmuyor. Doğru. Cenk'i de konuşmuyor. Cenk'i kimse konuşmuyor. O da bir görmezden gelemezsiniz yani. O da çok enteresan, enteresan değil. Çok farklı. Ne dedim ben başta? Güven Çocuğu'nun bir sözü var. Hiç oynamasa, yani hiç oynamasa diye çok az oynasa anlamında söylüyor. 10 golü var diyor. Ya mutlaka yakalar bu kadroyla yakalar ama Cenk'ten de vazgeçmeyecek. Onu da belli bölümlerde çok çok kullanacak. Ne dedik ilk bölümde Melike? Yani Fenerbahçe minimumdan bahsettim. 50'nin üzerindeki santroforları gol atan. Santroforları. Öbürlerini bahsetmiyorum. Peki bir ben kimim daha o zaman? Bunu bilirler ama. Bu daha kolay. Doğduğum ülkenin milli takımını seçmedim. Evim dediğim kulüple hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Kupası kazandım. Rakiplerimin oyunlarını bozma becerimle tanınırdım. Marcelo Lippi'nin yeri bende ayrıdır. Kariyerime başladığım kulüpte kramponlarımı astım fakat farklı zamanlarda iki takımda daha forma giydim. Camoranese. Hayır. İyi tahmindi aslında. Değil mi? Arjantin'de olup İtalya'yı seçti. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi kazanmamıştır ya Juventus'la. Yine de kendini bilmiş kabul ediyorum. Melike Önlük bile de çalıştı çünkü. Güney Amerika'dan mı bu oyuncu? Ben şimdi ipucu vereceğim size. Ver tabii ya. Bilen şey diyeyim, son sayfa etiketine yazın. Sona doğru geliyoruz. Hep cevaplarınızı okuyacağım çünkü. Evim dediğim kulüple. Hemen de gelmiş. Selman Bey, tebrik ediyorum. Ben bir ipucu veriyorum şimdi. Evet. Bulmuşlar mı maşallah? Lippi'nin evet, yeri ayrı. Ben İtalya 2006. Hı? Ben ipucu verdim. Neresi? Gözlük taktı galiba. Bilmiyorum, ben az önce bir ipucu Seedorf verdim. Seedorf mu? Hayır. Davids. Davids. İpucunu kaptı. Davids Seedorf işte. Bir dakika. Aa, doğru. İkisi de Edgar Davids. Evet. Çünkü onlar oynadılar onu. Gözlük ipucusunu hemen kaptı. Hiçbir şey söylemeden. Doğru. Yoksa hakikaten şöyle, ben şimdi şundan dolayı hocam adapte olamadım. Çok eski oyuncuları sormaya başladınız. Evet. Bir ara daha böyle yakın jenerasyona hakim olamadım. Onları düşünüyordum. Davids tabii Ajax'ta. Lippi deyince o jenerasyon. Juventus ama hayır, 26 numara Pitbull lakabı. Güzeldi. Peki şimdi logolarımız var. Logolar. Kopya vermesi bilemezdim. Güzel kopya vermedi o. Hiçbir şey söylemedi. Ha, bir de çok tehlikeliyse Hollandalı oyuncuların çoğu zaten ülkesine doğmuyor ki onların orijini. Bir şey söyleyeceğim. Bu şey mi? Bunlar bayrak değil, milli takım logoları değil mi? Fransa. Ve sırayla gidiyoruz mu? Sırayla mı? Bu milli takımının logosu böyle mi? Aa, şaşırdım. Çünkü bayrakla pek alakalı değil. Litvanya mı? Hayır. Fransa'da değil. Değil. Oyuncusu var mı öyle? Sildiniz mi bazı yerlerini? Bu grafikteki arkadaşlar... Tamam. O yüzden. Grafikteki arkadaşlar çok acımasızlar.
Estonya bir, şöyle vereceğim bunu. Yakın zamanda ama bu sezon değil, bu ülkeden bir futbolcu bir sezondan fazla, hatta iki sezondan fazla büyük bir takımda forma giydi. Biz uzaklardan. Evet, ama şu an burada değil. Bakın nasıl ipucu veriyorum. Bizim takım, büyük takımlarımızdan birinde. Evet, bu ülkeden bir futbolcu giydi, forma giydi ve milli takımında da oynuyordu. Dünya Kupası'nda da izledik onları. Kanada. Hayır. Daha yakın zamanda burada forma giyen bir golcü vardı. Şöyle bir ipucu verebilirim. Ben hatta Dünya Kupası yemeklerinde ilk bu ülkenin yemeğini yaptım. Ama bunu sizin hatırlama ihtimaliniz yok. Herhalde. Güney Amerika'da mı bu takım? Evet. Valencia, Ekvador. Yani evet, Ekvador. Ne yapmıştım biliyor musun? Ay yemin adını unuttum. Çok garip bir ismi var. Çok vardı. Zor ya logo. Chiqui Gonzalez. Yapingachos. Yemeğin adı. Evet, patatesli bir şeydi. Çünkü ya Ekvador'da, bu arada bayrağı çok farklı da, Ekvador'da çok garip bir yemek kültürü var. Şey yiyorlar, herkes onu şey zannediyor, fare zannediyor, söyleyeceğim. Ama yine domuzu dedikleri bir canlıyı yiyorlar. Ben de mutfak araştırırken bizim damak tadımıza uyacak ve bizim yiyebileceğimiz şeyi bulmakta çok zorlandım. Ama muz çok tüketiliyor, muzlu çok tarif vardı ve fıstık ezmeli, soslu, patatesli bir güzel yemekleri vardı. Onu yapmıştım ve öğrenmiştim. Siz de bakabilirsiniz, güzel bir yemek. İkincisi geliyor. Abi, daha yakınlarda. Bu Macaristan mı? Evet, bravo. Macaristan milli takımı. Tebrikler. Tebrik ediyorum hocam. Ve bu üçüncüsü geliyor demek. Bilemezdim. Bakalım üçüncüsünü bilebilecek misiniz? İsrail mi? Hayır. Estonya. Bu arada altını... Evet. Efendim? Neresi? Estonya. 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 İçgüdüsel gittim. Estonya, Tallinn. Bazen ya? Biliyorum ben anlamadım. Evet, senin o şey fotoğrafik hafıza dedikleri şey var ama sende. Ama bazen şey de oluyor yani biraz... Ben bunu bulamazdım hayatım. Estonya. Estonya'yı. Bu arada milli takım logoları... Güzel bir Estonya. Güzel bir... Litvanya'da hocam... Turnuva takip etmiştim. Estonya'da Tallinn, eski Tallinn var, yeni Tallinn var. Kokstad'ı vardır bunların meşhur. Hmm. Milli takım logoları şeyden, ülkelerin bayraklarından farklı bayağı olabiliyor. Yani bizde öyle değil tabii ki. Bizde çok değil. Bariz. Ama birçok ülkede var bu. İngiltere'de öyle değil. Evet. Onlar da. Almanlar da aynı. Avusturya aynı. Ekvador çok farklıydı mesela. Ona şaşırdım. Evet. Bu arada bu bilenleri de söyleyelim. Kalmasın üstümüzde. Orhun Bey Ekvador'u bilmiş. Tebrikler. İlk Macaristan yazanı da söyleyelim. Yazan var. Orhun Bey de ilk Macaristan yazmış. İlk Estonya yazan yine Orhun Bey olmuş. Bu arada yok bakayım. Evet. Estonya yazanı olmuş. Bu arada şey yapıyorlar. Görsel arama yapıyorlar biliyorsunuz değil mi onu? Söyledi mi? Gerek yok yani bunda. Öyle bir hırs ki bu artık. Yani bizim şeylerimizde. Şimdi onu tanı beni de yapamıyorlar. O bugün yapmayacağız onu, çok da vakit kalmadı ama. Fotoğraf, flu fotoğrafa yapamıyorlar. Ben kimim de Google'a yazıp özelliklerini bulma var. Artık ben çözdüm. Şimdi de anlık bilenler de onu anlıyorum. Görsel arama gerçekten çok büyük bir teknoloji bu arada. Ben şeyi fark ettim geçenlerde. Icardi'nin açıklaması, Icardi'nin eşinin, Vandana'nın açıklaması, işte kendi dilinde, İspanyolca bilmiyorum. Anlamaya çalışıyoruz. Görsel aramayı tutunca çeviriyormuş. Yani ben yaşlı mı kaldım bilmiyorum ama böyle şeyler var yani. Tabii ki sağlıklı bir çeviri olmaz. Copy paste yapalım, hiç uğraşmayalım. Meslekler. Ama yapamazsın copy paste fotoğraf ya. Sadece anladım. Onu yapıyor. Ya artık öyle ilerledi teknoloji yani. Anladım. O noktada. Berike sana selam ver. Kahramanmaraş'tan Orhan Kürek gazeteci. Selamlar. Bizi izliyor. Çok selam söylüyor. Benim de çok sevdiğim bir kardeşimdir. Selamlar Orhan'cığım. Selamlar, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi sona geldik. Golü koklayacağız. İlk pozisyonu isteyelim. Biz teşekkür sevdin. Ederim. Güzel mesajlar da geldi. Daha güler yüzlü görüyoruz Mahmut Aypaslan'ı gecede diye. Onları teveccühleri çok teşekkür ediyoruz izleyenlere de. Sağ olun. Ağzına sağlık. Mehmet Özcan, sen de uzun zamandır gelmiyordun. Evet, aynı ekip, tekrarlayabiliriz. Hiç problem değil.
Gayet keyif aldım. Biz bugün yine devam 21'de. Mehmet kamp, tatil üstüne geldi. Ne zaman döndün bu arada sen? Pazartesi. Pazartesi dönmüştün. Yani bu hafta buradaydın. Aslında evet, biz ilk kez denk geliyoruz. Doğru. Bayağı da uzun süre denk gelmiştik. Şimdi Süper Kupa'yı da takip edeceğiz. Evet, takip edeceğiz. Sabırsızlıkla da bekliyoruz. Çok güzel oluyor çünkü böyle tek maçlar. Sonunda bir de kupa var. Ve uzun zaman sonra sezon başlangıcı yine gelenek Süper Kupa öyle olurdu ya. Tabii. Yine böyle olması çok güzel oldu. Ben Trabzonspor, Beşiktaş Trabzonspor Kupa finaline de gittim. Evet. Olimpiyatta da evet atmosfer vesaire diyoruz ama 60 bin taraftarı da bir anda görünce güzel oluyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Olur. Sabırsızlıkla öyle bekliyoruz. Bu maçta da öyle. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz size de çok teşekkür ediyoruz. Bugünü de noktaladık. Bir gün aranın ardından benim adıma siz yine son sayfa izleyeceksiniz. Ben olmayacağım sadece. Pazartesi günü yine saatleriniz 23'ü gösterdiğinde son sayfada beraberiz. Şimdilik hoşça kalın.